Spor Aktüel'den merhabalar değerli izleyenler. Bugün Konyaspor'un iki önemli isimle birlikteyiz. Konyaşeker Spor altyapısından çıkan iki değerli isim şimdi Konyaspor'a hizmet ediyor. Kimlerden bahsediyorum? İshak Çakmak ve Ahmet Sabri Fener'e birlikteyiz. Neredeyiz? Onların aslında sıkça takıldığı yerlerden bir mekandayız. Borsa'dayız, kahve diyarında. Onlar da sağ olsun önümüze mekandan başlar. Çok keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Ben şimdiden onu söyleyeyim. Yani kanalınızı değiştirmeyin. İshak ve Ahmet Sabri hakkında bütün bilim beğenileri hep birlikte izleyeceğiz, tanık olacağız. Ben öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz. Bazı arkadaşlara teklif ettik 2-3 hafta öncesinden ama gelemediler. Bazı işleri çıktı. Siz kırmadınız gerçekten. Buraya kadar teşrif ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. Artık devre arasına yaklaştık. Bir haftalık bir zaman dilimi kaldı. Evet. İshak'tan başlayalım. Nasıl değerlendireceksin? Sen de forma giydin. Sakatlıklar yaşadın. Senin için ligin ilk yarısı nasıl? Ya hem benim adım hem de takımımız adına dolu dolu bir 16 hafta geride bırakmış olduk diye düşünüyorum ben. Çok iyi oynadığımız maçlarda çok basit hatalardan dolayı goller yedik ve sonunda da puanlar kaybettik. Ama daha hiçbir şey kaybedilmiş değildir. Bu hafta Eskişehir maçıyla şu an puanımız 17. Zaten Uğur hocamızın da söylemiş olduğu gibi şu an 20 puanla tamamlarsak ilk arayı ligde kalma olasılığımız daha da yüksek olur diye düşünüyorum. O yüzden Eskişehir maçı bizim için çok önemli. Bu hafta Eskişehir maçına 3 puan parlasıyla çıkacağız. Çok istiyoruz. Hafta başından beri Eskişehir'in başına kenetlenmiş bir vaziyetteyiz. İnşallah hafta sonu, pazar günü 3 puan alacağız. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. İshak, seni devam edeceğiz ama ben hemen Ahmet Sabri'ye devam istiyorum. Sen aslında forma giyemedin maalesef ama yanılmıyorsam A2 takımda maçlara çıktın, maçların var. İstersen bir oynamadın ama bir izlenimlerini alalım. Neler hissediyorsun? Valla dışarıdan izlediğimiz kadarıyla takım çok iyi oynuyor. İslam'da dediği gibi. İyi oynadığımız maçları kaybettik. Yani kötü oynadığımız maçları da kazandık. Bunlar futbolda olan şeyler. Hedeflediğimiz ilk yarı programında 20 puan. Yani ilk yarı usulü. 17 puanı da şu ana kadar aldık. En son maçta 3 puan aldık. Hedeflediğimiz puanı alacağız. Dediğiniz gibi ben Konya Sporlu fazla forma şansı bulamadım. Kadroya da giremedim. O maçları hariç. Tabii genç olduğumdan dolayı diye düşünüyorum ama bize de şanslar gelecek. Tabii bu şansı da iyi değerlendireceğim. A2'de de oynama sebeplerinden biri de formsuz kalmayın. Hoca bana şans verdiğinde ben hazır olayım. Verdikleri şansı da geri çevirmemek için orada da oynuyorum. Bir maç oynadım ama orada inşallah bu önümüzdeki maçlarda da oynamaya çalışacağım zaten. Zaman zaman günler uymuyor. İşte bizim antrenman oluyor, olan maç oluyor. Ama bundan sonra da oynarım yani. Benim için A2'ymiş, A takım işte hiçbir fark yok. Orada da aynı maça çıkıyorsun, burada da maça çıkıyorsun. Hiçbir fark yok yani. Bir de hazırlık maçı oynamışsın değil mi? Tavşan bir spora karşı. Evet, son 25 dakika falan oynadım. Orada da zaten tavşanlı yenmiştik. Hazırlık maçı da olsa neler hissettin Konyaspor formasını? Valla benim hedeflerimden biri de Konyaspor'a transfer olmak. İlk başta ben bulunduğum Konyaşeker Spor'da profesyonel olup orada profesyonel maç oynamaktı. Bunun sonrası hedeflerimden biri de Konyaspor'a transfer olmak. Ben ayrıca Konyaspor taraftarıyım. Bunu Konyaspor taraftarları beni bilir. Soyadından kaynaklanan bazı sıkıntılar var ama. Evet. Ben işte bak Konya yani şimdi Konya'da olduğum için Konyaspor'a desteklemek zorundasın çünkü oradan ekmek yiyorsun. Oradan yani ayrı bir duygu bu. Ben tribünde de destekledim Konyaspor'u. Mesela Altay maçında ben Konyaspor'u Süper Lig'e çıktım da İstanbul'a gittim Altay maçında. Tribündeydim ve orada bağırıyorduk yani. Şimdi o zamanlar Erdal Kılıçarslan şu anda benim takım arkadaşım yani düşünebiliyor musun? Yani bu büyük bir duygu yani. Hem oradaki taraftarları da ben burada destekliyorum yine. Onlar da burada yani beni biliyorlar. Yani iyi şey ya. Benim için ayrı bir duygu yani. Ben yine gittim Eskişehir'e. Orada da taraftar olarak değil bu sefer futbolcu olarak gittim ama Konyaspor futbolcusu değilim. Orada da şampiyonluk yaşadım. Yani düşün ben takım içinde diyelim iki tane şampiyonluk yaşadım. Bu da gayrı duygu yani. Peki hemen sana döneceğiz ama sağa geçelim. Yakın zamanda Uğur Tütüneker görevinden istifa etti. Bu istifayı sen beklemiyordun aslında hiç kimse beklemiyordu. Bu istifa hakkında neler söyleyeceksin? Evet, sizin de dediğiniz gibi yani hiç kimse Uğur Hoca'nın istifa edeceğini beklemiyordu. Çünkü sonuçta geçen sene takım oyuncularından alıp sezon sonunda Konya Sporu'nu ve Konya Spor Camiası'nı ve Konyalı taraftarların özlemini beklediği Süper Lig'e çıkardı takımı. Kimse beklemiyor dediğiniz gibi ama sonuçta
ortada kötü giden bir şeyler var. Değişiklik şarttı. Tabii Uğur hocam da kendisi istifa etti bildiğim kadarıyla. Çünkü sonu hani kötü giden bir şey olduğu zaman birileri istifa edecek. O da hoca oldu. Şimdi yeni hocamız geldi Mesut Baktan. İtmanlar gayet neşeli geçiyor. İnşallah ikinci devrede de Mesut hocayla çok iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şu an takımın bulunduğu konuma bakarsak, takımın içinde bulunduğu durumu incelemek zorunda kalırsam mı? Yani bir incelesen. Nasıl bir fotoğraf karesi sunarsın? Ya bir kere şu an nasıl bir takım var? Kesinlikle şunu söyleyeyim. Değişikliğinden Konya Spor camiası, Konya Spor kulübü, Konya Spor taraftarlar hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmasın. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Takımda arkadaşlık olsun, dostluk olsun, ortam olsun, her şey çok güzel. Ve bunu sadece oynadığımız maçlarda skora yansıtmamız gerekiyor. Bu da Mesut Hoca'nın gelişiyle, Mesut Hoca'nın kendisi de çok böyle biraz nasıl diyeyim, nasıl ifade edeyim ama çok neşeli bir insan. Hani ondan da pozitif enerji alıyoruz zaten. Onunla da işler yoluna girecek diye düşünüyorum. Peki aynı soruyu Ahmet Sabri'ye de sorayım. Sen forma giyemiyorsun. Bu senin üzerine bir baskı yaratıyor mu? Hem bunu cevaplayayım da oturtma kendim gidişim. Valla bu benim yani şöyle baskı yaratıyor. Şimdi herkes şu anda genç kaleci. Herkes bende mesela gelecek vardı diyor. Öyle söylentiler var tabii. O da geçen senelerde, iki senede oynadığım ikinci ligde herkes izliyor bunu. Bütün kupa maçları olsun, liglerde olsun herkes geliyor izliyor. Hoca olsun, şey olsun. Herkes birbirine kulağından hep duyuyorlar. Tabii bu Süper Lig'e transfer oldum ama dediğiniz gibi evet biraz üzerimde yani şöyle baskı var. Ben hiç burada kadroya giremedim. Kupa maçları işte hariç. Tabii biraz baskı oluyor şimdi. Herkesin beklentileri var. Sen o beklentiyi karşılayamıyorsun. Ya tabii benden de kaynaklanan bir şey değil ama demek ki işte şans daha bize gelmedi. Yani gelirse de bırakmayacağız dediğim gibi. Uğur Hoca'nın da gitmesi takım Uğur Hoca'nın da şöyle bir düşüncesi de olabilir. Şimdi takım içeride kazanıyor, dışarıda kaybediyor. İçeride kazanıyor, dışarıda kaybediyor. Ya yani belirli bir seriyi yakalayamadı. O seriyi yakalayamayınca Uğur Hoca tabii böyle bir karar verdi. Uğur Hoca'nın gitmesiyle de Mesut Hoca geldi. Şu anda Mesut Hoca'nın da gelmesi takıma artı bir motive. Neden derseniz de şimdi sol bekle mesela atıyorum iki adam varsa şimdi Mesut Hoca geldi yeni bir sayfa açıldı. Kim oynatacağı belli de. Hırs. Bunda tabii kazanan Konyaspor oldu yine. Mesela ilk maçta deplasmanda kazanandan bir puan. O zaman bu zamana kadar bir puanımız yoktu. Bu da bir puan aldık. Herkes sevinçli şu anda mutlu yani. Hiçbir sıkıntı yok. Mesut Hoca ile de daha iyi şeyler olacağını ben düşünüyorum yani. Kesin öyle bir şey olacak yani. O da belli zaten Kayseri maçında da gördünüz. Yani öbür hocayla da bir sıkıntı yoktur. Şimdi de hoca yani bizim hiçbir şeyimiz yok. Burada tek kazanan Konyaspor. Biz Konyaspor düşünüyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Peki Fatih sen sessiz kaldın. Ben İshak Efendi, Uğur Tütüneker takım üzerinde çok büyük size katkısı oldu. O soyunma odasında neler yaşandı? O istifa sonrasında sizlerle nasıl vedalaştı? Bunu izleyicilerimize. Siz bekliyor muydunuz istifayı? Karabük maçından sonra soyunma odasına girdi. Yani haliyle sonuçta saha zemin şartları, o gün hava şartlarından dolayı gerçekten futbol bazında hani iki rakipte iyi bir oyun çıkmadı ama ortaya mücadele bakımından gerçekten herkes müthiş bir mücadele. İki takımı da kutlamak gerekiyor. Maç bittikten sonra soyunma odasına girdi. Tabii biz üzgünüz. Sonuçta hani kendi evimizde mağlup oluyoruz. Sabine dediği gibi hani içeride kazanamıyoruz, bari kazanıyoruz. Dışarıda puan alamıyoruz. İçeri girdi. Arkadaşlar dedi, şimdiye kadar verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Benden bu kadar dedi. İstifamı veriyorum dedi. Hatta orada Selim arkadaşımız attı da hani hocam bir an sinirlikle, kızgınlıkla vermiş olabilirsiniz. Bir daha iyi düşünün falan dedi. Yok ben düşündüm, kararımı verdim dedi. Kötü giden bir şeyler varsa ben her şeyi üstüme alınıyorum dedi. Aslanlar gibi süper istifamı da veririm dedi. Son odasında yaşananlar bunlar. Yani böyle ağlayan falan, duygusal anlar. Ya duygusal tabii ister istemez oluyor yani o anda. O da, orası da bizim evimiz. Orada anlatılır belki burada anlatılmayabilir bazı şeyler.
İstifada sen var mı? Ben maçtan sonra hep genelde maçtan önce soymalıyım, oluyorum. Takım yanında oluyorum. Kadroya girmesinde ben takımı destekliyorum. Yani sonuçta o fırsat bana gelecek, şans gelecek. Öbür arkadaşım bana da bunlar yaptı, ben de mutlu olurum. Yani soymalısına indiğimde bütün hoca dedi işte siz aslanlar gibi mücadele ediyorsunuz ama olmuyor dedi. Ben şimdi bırakacağım. Bıraktığımda da size yine güveniyorum. Aslanlar gibi mücadele edeceksiniz. Bu takımı buraya siz getirdiniz. Buradan sonra da size emanet dedi. Öyle bir konuşma oldu. Sonra işte sarılmalar, vedalaşmalar oldu. Uğur Hoca gitti sonra yani. Herkes çok merak eder aslında. Her ikinize de sorayım mı soruyor. Bir soyunma odasında maçtan önce neler yaşıyor? Mesela Uğur Hoca ve diğer teknik direktörler maçtan bir saat önce sürekli soyunma odasında kalıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu maç öncesi soyunma odasında yaşananları anlatır mısınız? Maç günü nasıl oluyor mesela? Ya maçtan 1,5-2 saat önce soyunma odasına gelirsiniz. Geldiğinizde haliyle futbolcular soyunma odasına gider. Tabi hocaların da odaları ayrıdır. Mesela ben Uğur Hoca'yı ya yerinde duramıyordu. Heyecan, tabi bizde de olur heyecan ama ya işte bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, tabi kafasında farklı şeyler düşünüyor. Hani acaba şu şurada oynasa daha mı olur, burada oynasa mı olur? Eminim yani öyle düşüncelere kapılıyorlardır hocalar. Ama yerlerinde duramıyorlar yani o heyecanla. Peki sizde ne konuşuyorlar soyunma odasında? Maç saati geldiğinde stada sahaya çıkmadan önce nasıl bir konuşma yapıyordu mesela o? Ya hani rakip takımda hangi mevkilerde olan oynayan oyuncular hangileri iyiyse mesela atıyorum benim mevkimde oynayan adama diyordu ki yani bu adam çok hızlı bir adam veya ne bileyim şöyle şuradan gider buradan gider bunlara dikkat etmen lazım. Sürekli hoca ve takım bütünleşiyor ve diyalog halinde saha içinde futbolcunun hata yapmaması için. Hangi atıyorum Kayseri Spor'un sağ kanadı tehlikeli mesela. Sol bekte oynayan kim? Ergün abi. Ergün abi dedi ki bak bu adam şu özellikleri var, şunları var, şunlara dikkat et. Hep o tür konuşmalar geçiyor soyunma odasında maçtan önce. Peki Fenerbahçe maçı oldu ve ilk yarı 2-0 gerideydik. Soyunma odasında neler oldu orada? İkinci yarıda bambaşka bir Konya Spor vardı. Orada neler yaşandı? Hoca çok ya, hızlı mı? Hani, evet. Türkiye Süper Lig'e çıktık ilk sene. Yani ilk maçımız 4 büyüklerden biri olan Fenerbahçe. Hani ister istemez bir sporcularda bir heyecan yarattı. Hani heyecan yoktu desek yalan söylemiş oluruz. Çünkü sonuçta bankasından çıkmışsın. Süper Lig'de ilk maçın Fenerbahçe'ye karşı. Müthiş bir duygu. Ve sahaya çıktık tabii biraz bir keklik, hani çekingenlik. İlk yarı çok yani Uğur'un dediği gibi karakterli bir futbol oynadık. Futbolcu anlamda değil yani, futbol anlamında. Oynadığımız oyun anlamında. İçeri girdi, ilk yarı bittikten sonra işte bize yakışmayan bir oyun oynuyoruz dedi. Nerede önde basan takım dedi. Hep atak düşünen takım nerede dedi. Karaktersiz futbol oynuyoruz dedi. Futbolcular demiyorum dedi. Futbol anlamında karaktersiz oynuyoruz dedi. Çekingen böyle ürkek. Ne bileyim korkan. İlk yarıda bizi gerçekten çok müthiş motive etti Uğur Hoca ve sizin de dediğiniz gibi muhteşem bir ikinci yarı oynadık. İleride basan, orta sahayı force eden, elini alan, atak üstüne atak yapan, tabii ki Torvason'un çok pozisyon var. Ama ikinci yarıda kendimizi topladık, ileride bastık ve birbirine yakın olduk. Bu da 3 puanla bitti. Peki bir de Ahmet Sabri Fener'e soralım. Aslında onun oynadığı maç galibiyetle sona ermedi. Konya Şeker maçıydı. 4 tane miydin Ahmet? Fenerbahçe maçı evet. 4 tane. Yani zaten Alex oyuna girdikten sonra evet. Şöyle diyelim. Alex oyuna giresiye yani kadar diyelim. Yani inanılmıyor ya ben soy ismi Fener düşünün Şükrü Saraçoğlu stadında oynuyorsunuz. Taraftarlar var, atmosfer ayrı. Yani ben bir ara Emre Belözoğlu'nun orta sahada topla buluştuğunu yani biliyorsun. Ama sanki bu yayın oralarda oynuyor gibi. Uzun top atıyor sanki hemen gol olacakmış böyle hissediyorsun. Ve benim o zamanlarda 6. profesyonel maçımdı. Bir de yani Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynuyorsun. Ayrı bir duygu. Şehirdesin, Kadıköy'desin. Kadıköy'desin. Atmosfer çok güçlü. Eli ayağı tutturur insanı. Evet. İşte aslında ben iyi başladım yani. Bayağı iyi başlamıştım. Hatta soyunma odasına geldiğimde bizim Rıdvan abi var. Dedi
Ya inanamıyorum dedi. Ya şu anda Galatasaray'ı sevmişsin falan diye. Ben de öyle bir espri olmuştu yani. Bayağı iyi gitmişti. Ta ki ikinci golü yeseye kadar. İkinci golde de yani hata yaptık. Onun sonucunda 2 oldu. Sonra işte Alex'in devreye girmesiyle bir anda 4 oldu zaten. O da öyle bir duygu ya. Benim için mükemmel bir duygu yani. Bunu hayatım boyunca hiç unutamam yani. Bu maçtan sonra sana bir tepki geldi mesela. Soyadım Fener diyoruz. Fenerbahçe'ye karşı maçı sattın mı lan şeklinde? Yok öyle. Onu ben söyleyeyim. Hatta maç bittikten sonra o gün İstanbul'da kaldık. Ertesi gün yola çıktık. Sabri Oda'ya geldi. İstanbul'da yerel gazetelere vermişler. Atan da yiyen, Fener de yiyen falan. Öyle gülmüştük yani. Öyle güzel bir espri yapmışlar. Ya bir de maçtan bir gün önce İshak Maymun'da kalıyoruz. Bu TRT'de kaleci hataları falan var. Evet, izliyoruz. Ben dedim ki kardeşim kapat işte bak bizim de başımıza gelir. İzle izle. Sonra kaleciler hata yapıyor ben gülüyorum falan. Hatta İshak mesela benim Ömer Ali olsun, Ahmet Ona, İshak. Yani ben böyle kalecilere şey yaptım da ya bak yapma senin de başına gelir falan. İshak böyle deyince ya dedim yapmayız herhalde falan böyle hata. Anlatsa yapmadım. Yani tam 24 saat sonra aynı hatayı yaptık yani. Peki bir de yine Ziraat Türkiye Kupası'ndan devam edelim. Senin ilk maçın, ben onu radyodan dinlemiştim, televizyon vermemişti. Yine Konyaspor Spor'daydınız. İkiniz de oynamıştınız. İkiniz için ayrı bir anlam ifade ediyor. Senin ilk maçın İsa'nın gol attığı bir maçtı. Ben yayına girmeden önce de söylemiştim size. Radyo 1'deki spiker Konya Şeker Spor Kupa'dan elendi ama Türk futbolu çok iyi bir kaleci kazandı demişti. O cümleyi hiç unutamayacağım belki hayatım boyunca. O maçı anlatır mısın bize? Ya hani soyunma odası dediniz ya, soyunma odasında ne oluyor? Mesela benim yani emeği çok Haluk hocam var, Haluk Kaplan. Beni de ilk profesyonel yapan ve profesyonellikte oynatan hocamdır. Ona Allah razı olsun. Ona her gün mesela dua ederim. Oynadığım zaman dua ederim. Yani soyunma odasında rahat olmamı söyledi. İşte dedi normal antrenmanda nasıl oynuyorsun öyle çıkıp oynamalısın dedi. İlk profesyonel maçım tabii heyecan, mükemmel heyecan var. Zaten heyecan olmadı mı bu işi bırakmalıydı yani öyle diyeyim. Heyecan olmadı mı bırakmazsın yani bu işi. Her maça heyecan çıkmak. O maçta ayrı bir atmosfer. Düşün Antep Belediye Gaziantep Spor'un. O zaman Süper Lig'e çıkacak evet. O. Yani evet. Yoktan dönüyor. Evet. Sahasında oynuyor. Ordu Spor'a. Evet. Ayrı bir atmosfer de vardı. Onun abilerin sağ olsun çok yardımcı oldu. Sağ içim olsun, sağ dışım olsun. İyi oynadım. İyi oynadığımı düşünüyorum. Çünkü hocam da öyle demişti. Penaltıdan da gol yemiştim. O zaman da penaltıdan yedim. İshak sonra 2-2 yaptı. Gol attıktan sonra beni falan gösterdi mesela. Bu ayrı bir duygu yani. Hep arkadaşım hem gol attıktan sonra seni gösteriyor. İşte 2-2 bitti maç. Olumlu tepkiler vardı yani. Dediğiniz gibi Haluk hocanın sayesinde daha yani üzerimizde emeği olan hocalar çok da yani bizi ilk Türkiye diyelim yani göz önünde bulanan hocamızın onlara Allah razı olsun yani. Şunu eklemek istiyorum İshak sana da geleceğim de Gaziantep maçı hakkında ama kaleci antrenörün diye Haluk hocayı gösterdin ama bir de Mehmet Altıparmak vardı galiba. Evet onun ekibinde zaten. Şunu söylemek istiyorum şimdi kaleci için ilk önce antrenör takımın teknik direktörü mü ilk önce gelen yoksa normal kaleci antrenörü mü? Hangisinden daha çok korkuyorsunuz, daha çok muhatap alıyorsunuz? Yani daha çok sıkıntılısınız. Siz kaleciler için yani. Mesela benim için mesela hocanın ekibi kaç kişi? 4 kişi, 5 kişi. Ya ben hepsinden korkmam lazım. İshak mesela benim de kaleci hocam olduğu için mesela yani İshak mesela kaleci hocasıyla arası iyidir mesela atıyorum. Ama o kadar şey yapmaz yani korkma demeyeyim yani çekinmez. Arası daha iyi olur. Ama benim hepsinden korkmam da evet hepsiyle de aram iyi olması lazım yani. Yani bunu bir kararı mesela yani kaleci hocası yani onu tam olarak bilmiyorum da kaleci hocası da karar vermiyordu. Mesela 5 hoca işte kim oynasın o gün maçta. İşte 3'ü Sabri oynasın, ikisi şey oynasın atıyorum Ahmet oynasın dedi mi 3'ünün dediği oluyor mesela. Yani emek dedik mesela benim gelişime çocukluk döneminde Alparslan Üksal yani beni bir yerlere getirdi. Sonra Haluk Hoca'yla bir çalışma fırsatım oldu. O da benim gelişme dönemim ve profesyonel maç. Sonra Mustafa Çapanoğlu ve onun ekibi Erdal Hoca, Erdal Konukoğlu. Yani bunların sayesinde benim hayatım değişti diye biliyorum. Bu 3 hoca ve bunların ekibi de var yani. Mustafa Çapanoğlu, Mehmet Altıparmak, Alparslan Hoca da Üksal benim genç takımdan da hocam. Yani gelişme zamanında bunlar çok yardımcı oldu. Benim buralara geldiysem
ben buralara geldiysem bunların emeği çok, yani bunları hiçbir zaman unutmam yani. Ahmet Sabri'nin de çok iyi oynadığı bir Gaziantep maçı var. Evet. Orada da mükemmel golün var. O gol nasıl oldu? O golü nasıl yaşadın? Onu anlatır mısın? Tabii öncelikle kardeşimin çok iyi oynadığı maçtan dolayı kendisini tebrik ediyorum. İstediğiniz gibi çok güzel bir maç oldu. Ben hatta oyuna sonradan dahil oldum. İkinci 45 dakikada oyuna girdim. Gire girmez de 50-55 dakikalarda işte o dakikalarda gol attık. Çok da güzel bir gol attı. Tabii kalecinin hatası var ama gol goldür sonuçta. Güzel bir gol oldu. Seri A takımlarına Verona'ya karşı da çok güzel bir golüm var. Bu golleri senden artık daha da çok bekliyoruz. Böyle güzel gollerim var. Buna özel bir çalışman var mı? Uzaktan çünkü orta saha oyuncusun. Evet. İdmanlardan sonra çalışıyoruz da o şeyin maçına gelelim. Verona maçına hazırlık maçımıza. Yani o maça da sonradan oyuna dahil olmuştum. Hatta dakika 20 falandı. İşte Uğur hocam hadi ısınmaya git falan demişti. 25 veya 26 dakikada beni oyuna aldıydı. Yani ikinci yarıda evet dediğiniz gibi yaklaşık 35 metreden güzel bir gol atmıştım. Tabii idmanlardan sonra hani ekstra olarak çalışıyoruz. Sağ olsun Sabri kardeşimiz bizi kırmıyor. Yani idmandan sonra şimdi sonuçta kaleciler bence idmanlarda bizden daha çok yoruluyorlar. Ama ona rağmen hani rica ettiğimiz zaman idmanlardan sonra kırmıyorlar bizi. Kaleye geçiyorlar. Tabii özel olarak şu çalışıyoruz. Hem kendisi çalışıyor hem de biz çalışıyoruz. Hani sağdan orta yapıyorsun çıkıyorlar. Hem kendi çalışıyor hem de biz ortamızı geliştiriyoruz. Tabii şut falan özel olarak çalışıyor idmanlardan sonra. İshak şunu da sormak istiyorum ben sana aslında. İki tane golü öğrendik. Duyduk, sert şut, uzaktan atmışsın ama özellikle geçen sene PTT 1. Lig'de şampiyon olduğunuz sene evet. Birçok sayıda pozisyonda mahvetmiştin, ezmiştin topu evet. Sen yani. Anıda giden topumu söylersin, Muhacir Pazarına giden topumu hatırlatmak isterim sana. Bilmiyorum ama çok sayıda topu da sen mahvettin yani. İkinci Sabri Sarıoğlu vakası diyebiliriz aslında. Yok onu yani demeyin. Şöyle attığın golleri de kıyaslar mısın? Yani attım tuttu. Öylesine yani kazara, şeytan doldurdu diyebilir misin? Yok öyle diyemeyiz. Özel yani, çalışmış sonuçta, yani sonuçta. Kaleci burada, kaleci sorabilirsiniz. Şutlarım ya şimdi mi? Şöyle mesela sonuçta bu deneye olacak yani. İshak iki tane dışarı atıyorsa bir tanesinde gol yapıyor. Atıyorum. Üç tane atıyorsa diğer üçünü de gol yapma ihtimali var. Yani biraz da bu maç mesela İshak orta saha yani bunu İshak'tan %100 kaleye tutacak diye bir şey bekleyemezsin yani. Adam sürekli koşuyor, geriye geliyor, öne gidiyor, ona baskı ediyor, tekrar yerine geliyor. Evet, ara sıra olacak tabii. Bunları da yani biraz iyi karşılamak lazım yani. Sen bir kere topun dibine çok iyi giriyorsun. Bir kere sert bulmaya çalışıyor yani. O yüzden biraz farklı gidebilir yani. Sert sonuçta değil. Şimdi oynadığım mevki itibariyle zaten yapım da öyle. Yani çok koşan bir sporcuyum. Savaş ediyorsun. Çok koşuyorsun, savaşıyorsun, mücadeleye giriyorsun. Ama tam böyle kale önlerinde iş yapacağın zaman gücün kalmıyor. Kalmıyor yani. Çünkü mücadeleden çıkıyorsun, öbür mücadeleye giriyorsun. O sağa basıyorsun, sola basıyorsun. Biz de insanız sonuçta. Yani robot değiliz yani. Her vurduğumuz çatala gitsin. Veli Bey. Yani. Evet, ben Şekerspor'la ilgili döneme gelmek istiyorum. Orada çok güzel sezonların oldu ve ben kendim senede çok röportaj yaptım. 2010-2011 yıllarında sürekli Süper Lig'de sana teklifler geliyordu ama sen Şekerspor'da kalmayı tercih ettin. O dönemleri anlatır mısın biraz? Yani ben sizlerin de bildiğiniz gibi 2005'in Ocak ayında Konya Şekerspor'a geldim ve o sene kaleci Sabri'yle tanıştım kardeşimle. Şekerspor'da hani öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten onursal başkanımız Sayın Recep Konağ'a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hem kendim hem de kardeşim adına. Bizi biz yapan Konya Şekerspor'dur. Yani onun hakkı ödenmez. Sizin de dediğiniz gibi tabii zaman zaman çok iyi maçlar oynadık. Çok iyi sezon geçirdik ve bu çok iyi geçirdiğimiz sezonun sonra transfer teklifleri geliyordu yani. Ordu'dan vardı, Karabük'ten vardı, Sivas'tan vardı. Ama ben bir Konyalı olarak hani Konya doğumlu değilim ama doğmadığımda Konya olduğum için kendimi Konyalı olarak görüyorum. Ve Konya'yı da çok seviyorum. Gitmek istedim ama burada kalacağım zaman hani benim için en doğru olan zamanı bekliyordum. Ki Konyaspor'da Ziya Doğan zamanında beni istemişti. O sırada kendimi hazır hissetmiyordum Süper Lig'de. Çünkü ya gidersem oynamazsam kaybolursam. Çünkü sonuçta Konya Şekerspor'da oynayan biriyim. Banka oynayan biriyim ve son senesinde de takım kaptanlığını yaptım. Şimdi oraya gidip orada kulübede beklemek var. Bir de burada oynamak var yani. Hem seviliyorsun ki yani 2005'ten beri Konya Şekerspor'dasın. O sene gitmedim.
Ertesi sene Konya Şeker ile Konya Spor birleşti. Nasip bu seneymiş. Geldiğim sene de Konya Spor forması altında ilk şampiyonluğumu yaşadım. Konya Spor forması altında. Güzel bir duygu ya. Yani iki sezonda iki farklı lig yaşamlarla atladım. Evet. Onun için neler söyleyeceksin? Ya, ya ikinci ligde sinema PTT birincilik daha sonra Süper Lig yani köyden inip ya, şehre gidiyor. Bir de şöyle bir şey var hani daha önce hiç Bankasya görmemişsin. İkinci ligden Bankasya'ya gidiyorsun ve takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi oluyorsun. Evet. Güzel. Takımın tabii ya bunun kadar güzel bir şey olamaz ki. Hem gençsin. Ya sonuç hoca diyebilir yani tecrübeli oyunculardan yararlanmak istiyorum ben. Genç olmana rağmen hani sağ olsun Hüsnü Hoca'ya da Uğur Hoca'ya da hep sahip çıktılar, sevdiler beni. Bank oynadım. Bir de takımı böyle oynayarak şampiyon yapıyorsun ya onun kadar güzel bir mutluluk olamaz ya. Çünkü sonuçta oynuyorsun ya. Ben yaptım diyebiliyorsun en azından. Çünkü müthiş katkın var yani şampiyonlukta. Emek veriyorsun. Alın terini akıtıyorsun sonuçta. Müthiş bir duygu. Yani boş bir futbolcu olmadığında Süper Lig'de futbol oynayarak 7-8 maç oynayarak evet. Gösterdi. Bir de talihsiz bir sakatlığın vardı. O sakatlığından evet. Bahsedebilir misin? Ya daha sonra hani bilmiyorum da şu son 2 yıldır hani lig başlıyor. Mesela geçen sene 10. haftada talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sene de 8. haftada da sakatlandım. Artık kendime bakmıyor muyum veya ne bileyim. İkmanlardan sonra çok çalıştığımdan dolayı mı sakatlanıyorum? Ne gibi çalışma? Olabilir yani şut falan böyle aşırı yorgunluktan. Yok yorgunluktan bence. Ama bunlar ya futbol oynuyorsun işte her şey olabilir ya. Ama Allah daha beterinden korusun yani kimseye sakatlık vermesin. Çünkü çok kötü bir şey yani. Peki hemen bir sadeye dönmek istiyorum. Aslında kalecilerin sakatlığı da çok kötüdür. Senin hiç başına geldi mi sakatlık? Yok. Anadolu Selçuk Spor'da da oynamıştın. Evet. Sakatlık benim başıma gelmedi. Hiç unutamayacağım bir şey oldu. Mesela bizim Hakkın abi sakatlandı. Gözümün önünde böyle slalom engellerden atlarken sağ tendonu çat dedi ama böyle bir ses yok yani. İlk defa ben de tendon kopmasına şahit oldum. Yani bildiğiniz böyle pat diye bir ses geliyor ama herkes duyuyor yani. Ne oldu filan. Ben bir an engele takıldı zannettim. Benim önümde çıkıyordu. Ben engele takıldı zannettim. Bu kramponun dişlisi engele böyle çat diye vurdu zannettim. Sonra geldi dedi benim tendon koptu dedi. Yani öyle bir şey yaşamadı. Allah şükür benim çok rahat bir şekilde mi dedi? Benim tendonum koptu mu dedi? Yani tendon koptu dedi yani. Sonra olduğu yere bıraktı kendini yani. Allah şükür benim öyle bir başıma gelmedi. Hiçbir kalecinin de öyle başına gelmesi yani. Çünkü kalecilik yani. Formaya veriyorsun. Sen formaya alamıyorsun bir de sürekli mesela tendon kopma. Sürekli ayaklarla hareket ediyorsun. İşte çalışman olsun, yan yana olsun her şey yani. Her şey ayaklarla. Allah kimsenin başına sakatlık vermesin yani. Ya çok sayıda tecrübe ve kalecilerle çalıştın aslında. Evet. Senin için en unutulmaz, en vazgeçilmez kaleci kimdi? Vallahi benim emeği çok olan bizim rahmetli abimiz diyelim yani. Gerçekten abimizdi. Ya hiç unutmam mesela oruç olduğu zamanlar orucunu evde açıp tekrar akşam bizim antrenmanlar oluyordu. Akşam bana özel antrenman yaptırıyordu. O zamanlar rahmetli yeni yeni oynamaya başlamıştı. Tabi arabası yok. Muhacir pazarın orada oturuyor. Düşünün yani A takım itman bitiyor. Evine gidiyor. İftarını yapıp yürüyerek gidiyor. İftarını yapıp tekrar yürüyerek geliyor. Beni çalıştırıyor. Tekrar evine yürüyerek gidiyor. Yani bu Allah'ın da mekanı cennet etsin. Ziya abi vardı sonra işte bizim o zaman aynı zamanda oldum Ziya abi Akın Ziya Vardar vardı Ziya'dın sonra Akın Vardar vardı tabii bunların tecrübesi olamıyor yani. bunların emeği ben de çoktur yani onları unutmak mümkün değil yani. İshak sen çok duygulandın aslında. Gülsel senin için büyük bir öneme sahipti. Ayrı bir yeri vardı. Ya, ailelerinizle neredeyse herhalde birbirine çok yakın. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Küçücük de bir çocuğu vardı. Bak yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Gülsel'in ölümün haberini aldıktan sonra küçücük hiç yani uyuyamadım. Rüyalarıma dahil. Özellikle çocuğu rüyama girdi. Yani, zaten defnedildiği sokakta oturuyor Gülsel Fettah mahallesinde. 3-4 gün ben böyle sersemlemiştim. Sen neler anlatacaksın küçücük bir çocuğa sahip, ya, çocuk arkasında kalmış. Sonuçta Sabri'nin de dediği gibi hani üstümüzde gerçekten büyük emeği, çok emeği olan bir insandı. Ben sonuçta Konya Şeker'e geldiğimde 13 yaşındaydım. Geldim 2005'ten beri 2011'e kadar mesela yani oda arkadaşım oydu benim yani 7 yıllık oda arkadaşımdı. Ya düşün gece 10'la yatıyorsun sabah 10'la uyanıyorsun yani 7 yıllık oda arkadaşım. Gerçekten var ya bizim üstümüzde o kadar emeği var ki Sabri de ben de Ömer Ali de olsun mesela Ahmet de olsun ya dördümüz hani onun elinde büyüdük biz. Dördümüz onun elinde büyüdük yani.
yani biz onunla beraberken hiç kimse çıkıp da karşımızda bizi kötüleyemezdi. Bize korurdu yani. Mesela biri bizi ezmeye çalıştığında engel olurdu. Çünkü sonuçta zamanında o da ezilmiş. Mesela büyükleri küçükleri ezerler. Yanlış bir şey olduğunun farkında ve bize kollardı. Bize hem annelik yaptı hem babalık yaptı. Yeri geldi cebimizde harçlığımız yoktu. Harçlığımızı koydu cebimize. Kendi harçlıksız gezdi. Bu adamın hakkı ödenmez ya. Ve evleniyorsun. Daha 13-14 yıl çocuğum varken vefat ediyorsun yani. Ben kendi adıma konuşayım. Ben vefattan sonra işte Sivasspor muhabbeti vardı. Sırf o yüzden gitmek istedim. Çünkü her tarafta anılar var, hatıralar var. Zafer'e gidiyorsun, böyle ne bileyim kuleye gidiyorsun, Real'e gidiyorsun. E diyorsun ki lan 2 ay önce buradaydık beraber falan. İnsan ister istemez duygulu. Benim yani psikolojim bozuldu. O sene Konya'yı terk etmek istedim. Ama nasip değilmiş. Gitmedik yani. Gidemedik daha doğrusu. Çok gitmek istedim. Ya 7 yıllık oda arkadaşın, bir de ben harbi dostumdu yani. Birden ortadan kayboluyor ya. Yok yani. Yok, ölümün nedeni okudum. Ben de çok gidiyorum. Ben 14 yaşındayken babamı kaybettim. Yani bir bayram günüydü. Çıkıp gitti, bir daha hiç gelmedi. Trafik kazası yaptı, turuş yapıyordu. Ölüm çok kötü bir şey. Zaten bunu yaşamayan bilemez yani. Yaşamayan yani bilemez dediniz. Diyorlar ki öldürüldü. Öldü. Ne de kolay evet. Söylüyorlar ya öldü diye. Evet. Siz dediğiniz gibi yani yaşamayan bir insan bilemez. Bir de bana sor bakayım nasıl öldü. Bir hiç uğruna ya. Sadece insan, hani insanlar öldü diyorlar. Ölmeyi öldü de kalmış bir şey değil bu işte. Tabii. Ne kadar da basit söylüyorlar öldü. Evet. 87 numarayı sırf Gülsel'in doğum tarihi olduğu için giyiyordum. Evet. Bir de evet. Öğren var değil mi? Ya, tabii. Ya ben ona karşı sabır de bilir. Ya aşırı bir sevgim vardı ya. Aşırı. Hala da var. Benim için o çok farklıydı. Hani nasıl bir anne yavrusuna ne bileyim hani veya şöyle söyleyeyim. Bir ufaklık için dünyadaki en değerli şey annesidir. Benim annemden sonra o geliyordu. Ben o derece ona değer veriyordum. O derece onu seviyordum çünkü. Ya ondan dolayı da futbol yaşantım boyunca kaç yaşına kadarsam oynayayım 87 numarayı sırf onun doğum tarihi olduğu için giyeceğim yani. Hep onu yaşatacağım yani. Abi sen de kalecisin, onunla çok anlamı geçmişti. Yanılmıyorsam sürekli adamım der. Evet. Fesnes oynardınız değil mi? Bir de anlatmasın. Ya işte İhsan da dediği gibi yani bizim gerçekten abimiz, bir de çok sahip çıkıyordu yani. İhsan mesela bir tak cebimize harçlık koyardı falan diyor. Harbiden yani böyle ya düşünsene ya, hiç mesela adamı tanımıyorsun ama tanıdıktan sonra seni bırakmıyor, sen onu bırakmıyorsun yani. Mesela, bağımlılık yapıyordu, bağımlılık. Bir de yani onun yani değişik bir yani şey vardı ya, adamı çok seviyorsun. Yani onun için her şeyi de yapabilirdin. Yani ben vefat ettiği gün beraber yani PES oynuyordu. Yani adam gülüyordu. Gol attım işte konuşmuyordu. Tekrar o gol atmasını istiyordu. Yani böyle iyi zamanımız geçti ya. Tabii unutulmaz yani. Şimdi baktığınızda yani 2-3 gün sadece Konya işte rahmetli, çok iyi adamdı, öldü. Sonra tabii unutuldu yani ölüm. Tabii herkesin ama yani bizim ekiptim yani bizim ekip dediğim İshak, ben, Ahmet, Ömer Alişan ya. Yani bizim hep aklımıza yani unutulmaz yani öyle yani adam gibi adamdı denilen kişiydi yani. Hiç unutacağımızı da zannetmiyorum zaten. Onun bizde farklı bir yeri var yani. Çok ayrı yani bizim için. Yanılmıyorsam Konya Şeker'den ayrılıp ya Balıkesir'e gidecekti ya da Ankara Gücü'ne gidecekti. Gelecekler de vardı. Ankara Gücü. Ankara'ya beraber gitmiştik biz. Beraber gittik. Sabri, ben, Ahmet rahmetli Ankara Gücü'ne gittik işte. Daha doğrusu Ankara'ya gittik. Ahmet'le Sabri beni şeye bıraktı. Ankamal'e bıraktılar. Bizim Şekerspor'da Erman Özcan vardı. Evet. Erman abi, forvet. Onun abisi de Ankara Gücü'yle bağlantısı varmış. Bizi bıraktılar oraya. Rahmetli Erman abi, Erman abinin abisi beraber Ankara Gücü kulübüne gittiler. Tabii hani zaten anlaşmak için gittiler oraya. Ama Ankara Gücü'nün farklı düşüncesi varmış. Rahmetliyi alacaklarmış. Kiralık olarak Bozuş'a vereceklermiş. Yani kiralık olarak gittiği için kabul etmediler. Hatta geldi rahmetli yanımıza, dedi ki hani ben 15 yaşında çocuk muyum da beni oraya pişmeye gönderecekler falan diye. Yolda gelirken de Balıkesir aradı. Balıkesir aradı. Adamım dedi bana. Yarın sabah beni onda alıyorsun dedi. Balıkesir'e basıp gidiyoruz dedi.
bazı durumlardan dolayı hani çıkmak istiyorum Konya'dan. Çünkü evlenmiş, hani hayatın üzerine girmiş. Bir Konya'yı bir müddet terk etmem lazım dedi. Bir de burada kafamı dinlemem lazım dedi. Ertesi gün işte olmadan bir de onunla ilgili şey var ya, biz Ankara'dan geldik, İshak arabada mı ya, o zaman bizim rahmetlinin kafesi vardı, Beyaz Kafede. Oraya giderken dedi ki işte dedi ya dedi, ne güzel bir şey. Ortaktı değil mi? Onu tam olarak bilmiyorum da şey dedi ya, ya dedi devlet yeni bir şey çıkarmış ya dedi, ne güzel, ne abisinden. Ya dedi ben ölürsem dedi, bütün varlıklarım dedi benim aileme kalacakmış, yani eşime de yengeme de. Ya ne güzel bir şeymiş ya, abi dur dedik ya onu nereden çıkarıyorsun filan. Sonra işte benim araba vardı, arabayı ben tesiste bırakmıştım. Beni tekrar tesisten beraber çıktık rahmetliyle, pes önüme. Sonra beni tekrar kulübün önüne indirdi. Yani ayrıldık işte abi, görüşürüz işte yarın filan. Sonra giderken tekrar koruna bastı. Sonra ben Ömer Ali'nin maçı vardı işte, milli maçı. Ben eve gittim. İshak aradı benim. İşte rahmetli vurmuşlar böyle koş. Yani hiç aklımıza gelmiyor ya vefat edici. Ben de diyorum ki ya inşallah elini ayağına işte vurmalı ya. Kaleci ya ben düşündüğüm şey yok. Yani işte karnına gelir, şurasına gelir, burasına gelir falan. Ben hastaneye gittim zaten, Necati abi vardı, bizim Necati abi. Yani vurmuşlar dedi, vefat etmiş dedi. Onu da öyle öğrendik yani. Peki biz yine devam edelim. Futbola başladınız tabii. Futbol oynamaya başladıktan sonra para da kazanmaya başladınız. Para kazandıkça hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ya bir kere para hani insanı değiştirir derler ya. İnsanı değiştirir derler. Bizim karakterimiz, bizim yapımız bir kere ona engel oldu yani. Biz hayatta değişen insanlarız. Ahmet olsun, Ömer olsun, Sabir olsun, ben olayım. Şimdi biz Şekerspor'da gözümüzü açtık. Şekerspor'da parayı gördük. Ama ister istemez insanın mesela hayatında farklılıklar yaratıyor mesela. Bugün bir kahve diyarına gelemiyorduk para kazanamadığımız zamanlar. Çıkıyorduk Zafer'de mesela, bir spor yapıyorduk, oturduk bir yerde çay içiyorduk. Yalçın dönerden döner yani. Aynen öyle. Ama şimdi mesela alın terinle paranı kazanıyorsun, diyorsun ki hadi kalk size bir kahve diyarına gelin, çay ısmarlayayım. Veya kahve ısmarlayayım. Ertesi gün kardeşim diyor hadi gidelim Havzan'a et ekmek ısmarlayayım mesela. Bir de o alın terle kazanılan parayı harcamak kadar güzel bir şey yok ya. Çok mutlu oluyor insan. Ama hayatında illaki mutlu, yani farklılıklar yaratıyor yani. Bir artık kendine bir çeki düzen veriyorsun hani. Diyorsun ben kendi alın terimle paramı kazanıyorum. Ailene bakıyorsun mesela. Yardımcı ulaşılan insanlara iyi niyetle yaklaşıyorsun. Yani yardımcı olmak istiyorsun. Müthiş bir duygu ya. Peki şey, senin arabalara özel bir ilgin var mı? Böyle para kazandıkça böyle daha lüks arabalar almak ya, ister misin? Ben mesela her zaman şu espriyi yaparım Sabri'ye. Önce ehliyet alsın da. Diyorum ki, ehliyet aldım bu arada. Ben hep Sabri'ye derim, dünyaya bir daha mı geleceğim kardeşim? Bir kere abi futbolcu para kazanıyorsa, bu benim görüşüm, kişisel görüşüm. Ne zaman espri yapsam arkadaş gülme kırızına giriyor. Bak şu anda gülme kırızına girecek. Dünyaya bir daha mı geleceğim ya? Tabii arabaya olan hastalığından yanı sıra bakmamız gereken ailemiz de var. Her türlü yani yardım, maddi manevi her türlü desteği yapıyoruz eşimize, dostumuza. Bırak da o keyfimiz var, onu da yapalım ya. Zaten para kazanıyoruz. Yani tabii geleceğe yönelik yatırımlar da yapıyoruz. Allah razı olsun. Ya gayrimenkul. Ev mi kiralıyorsun? Ev, arsa. Öğrenciye verir misin? Yok, ben genelde real tarafı çalışıyorum. Peki Ahmet abi sen ne yapıyorsun parayı? Ve para kazanabiliyor musun ya da? Ya yedek kalecisin ya. Allah, maç başı. Tabii Allah'a şükür biz Konya Şekerspor'da iyi paralar kazandık yani. İslam'la dediği gibi bizi biz yapan Konya Şekerspor'dur yani, bunu hiçbir zaman inkar etmeyiz. Sayın Recep Konuvoz'un, Yavuz Erence, Necati Batı, Fatih Uduroğlu. Bunların da tabii bizi yemeye çoktu. Bize çok sahip çıktılar yani. Orası yani benim evime çok yakındı. Ya ben evimden daha çok Şekerspor'da zaman geçiriyorum. Çünkü bizi aile olarak, onlar da içlerine aldı. Bizi çok sevdiler. Biz de onları sevdik. Yani bir bağ oldu yani orada. Parayı da iyi kazandık yani. Tabii İslam'da dediği gibi ilk önce bizim aileye bakmamız lazım yani. Ailemiz Allah şükürlüğüne yerinde ama ilk önce onları da mutlu etmemiz lazım. Bizim ne kadar mutlu olursak onlardan mutlu olması lazım. Çünkü bizi büyüklüğe buralara kadar getirdiler. Benim İshak gibi tabii araba tutkunum yoktur yani. Ben araba ayağımı yerden kesin yeter yani. Şair var zaten.
Ben yani bütün modellere bindim neredeyse yani. Dediğiniz gibi Şahin olsun, Passat, en son işte yine Leon'a bindim. Şimdi mesela ev aldım, arabam yok mesela, arabamı sattım falan. Yani benim için, İshak için de öyledir bu yani, bizim ekip için yine bizim. Bizim için önemli olan, en önemlisi olan ailemizdir yani. Bizim ailemiz çok önemlidir. Yani onların duaları yeter mesela. Benim aynen. Babam hiçbir zaman benim maçımı kazanmamış, yani kaçırmamıştır. Ben de maça çıkarken babamın elini öpmeden de çıkmam yani Şeker Spor'da. Yani öperim, içeri sahaya çıkarım. Çünkü onların duaları beni buralara getirdi. Onlar, inşallah onlar yani, hiçbir zaman onları da bırakmam yani. Çevrende peki sana karşı bakış açıları nasıl? Ya şöyle söyleyeyim, mesela mesela biz Konya Spor'da oynuyoruz ama yani Konya'da mesela futbolcuya ilgi o kadar çok değil yani, bunu herkes biliyor. Yani İshak da mesela biliyordu. Dışarıdan fazla tanıyanlar falan oluyor. Ya dışarıdan tabii tanıyanlar oluyor ama böyle ne diyeyim yani, çok fanatik olan adamlar yani. Mesela bir dışarı gittiğinde, İzmir'e gittiğinde mesela orada kaç tane takım var? 4 tane. Orada 4 tane takım, 20 tane futbolcu olsa atıyorum 20. 80 futbolcuyu da tanıyorlar ya, böyle mesela sevgiler olsun şeyler. Mesela bir mekana gidiyorsun, adam direkt senin fotoğrafını çekiyor, onunla çekiniyor, bununla çekiniyor. Konya'da böyle bir ilgi yok. Evet, bizde böyle ilgi olsa da zaten bu ilgiyi kaldıramazsın sen. Ya kaldırmamayla alakalı yok da biz de bu ilgiyi kullanmayız yani. Çünkü bizi yani, ilgi olsa ne olur, olmasa ne olur yani. Zaten biz Gödemin'deyiz yani, ilgi olsa ne olur. Zaten yakışıklı adamım diyorsun. Yani param da var. Yok, ben zaten kendimi beğenmiyorum. Yani öyle yani, ilgi fazla bizi ilgilenmiyor mi ya? Öyle diyeyim yani. Biz, yani size sahip çıkmıyor mu Konya? Onu mu söylüyorsun? Yok, sahip çıkıyor. Onda sıkıntı yok yani. Konyalıyız yani sonuçta. Bırakın da sahip çıksın yani. Ama ne bileyim yani, bizim öyle ilgiye karşı bir şey mi yani? Hadi bize ilgilensinler işte, şöyle ilgiye, gidince bunu yapalım. İlgiye ihtiyacımız yok yani. Yani. İşte biz profesyonel davranıyoruz Konya'da. Profesyonel futbolcuyuz. Maçımıza çıkar, işimizi yaparız. Hafta sonu maçımızı oynarız. Elimizden geleni yaparız. Sonra ilgi gösterirler, göstermezler. O için bunda değil. Biz sadece burada bir amaç için uğraşıyoruz. Konyaspor'un başarısı için. Peki canlı yayınlanan maçlarda ne gibi heyecan yaşıyorsunuz? Yani bundan önce fazla canlı yayın yoktu aslında. Canlı yayınlar başladıktan sonra neler hissetmeye başladınız? Maçlarda. Maçlardan soruyorsunuz değil mi? Aha, maçlardan. Ya bir kere hani dediğiniz gibi eskiden yoktu ama şimdi var. Müthiş bir şey ya. Mesela izlerken bile nerede ne zaman hata yaptığını görüyorsun. Onları bir daha yapmamak için ikmanda ekstra olarak çalışıyorsun mesela. Hani bir futbolcunun hatasını görmesi adına çok güzel bir şey yani. Maçlarını görmesi. Sen Anadolu Selçuklu Spor'da canlı yayınlara çıkmaya başladın galiba. Orada Konya kendini izleyince, hatalarını görünce ne hissediyorsun? Ne yapıyorsun? Tabii yani İhsan'ın dediği gibi bizim için yani bu canlı yayın bizim için bir artı yani. Orada mesela şimdi biliyorsunuz yeni televizyon açıldı. Onlar oynadığın maçı kaydedebiliyorsun. Eve geldiğinde bakıyorsun ki 90 dakika gidiyorsun. Nerede hata yapmışım? Yan topa çıkmamam lazım. İşte şurada topu tutmam lazım, top atmamam lazım. Onları oradan görüyorsun. Tabii bu hatalarını göre göre onlardan ders çıkarıp bir de yapmamaya çalışıyorsun. Zaten Konya Şeker Spor'da canlı yayın başladı bizde. Konya Şeker, Anadolu Selçuk Spor işte. Sonra Ziraat Kupası olsun onlarla falan hep canlı yayın oldu. Öyle dediğim gibi oralardan ders çıkarıyorsun yani. O da iyi bir şey. Ya sürekli hatalar ön plana çıkıyor. Yaptığın iyilikler, mücadeleler fazla ön plana çıkartılmıyor ama Ahmet Sabri'nin de yediği bir gol var yani Altay maçında. O golü nasıl yedin abi senin? İshak da örnek vereyim yani. İshak her zaman iyi vurmak zorunda değil. Mesela ben de yani sonuçta insanız. Her maç iyi oynayamayız. Yani şu anda her maç iyi oynayan bir Messi var, bir de Ronaldo var yani. Onlar da zaten belli. O maçta da ben iyi oynuyordum yani. Anadolu Selçuk Spor'da yani ligin en az gol yiyen kalecisiydim yani o zamanlar. Yani gol yemedik. 4 maça bir gol falan düşüyordu yani. İyi oynuyorduk. Takım olarak da iyiydik. Altay maçında da yani kazanmamız gereken bir maçtı. Çıktık fazla ne diyeyim yani konsantreden de olabilir, fazla kendimi özgüvenden de olabilir. O an öyle bir hatam oldu yani. Dediğiniz gibi de benim o sene oynadığım en kötü maçtır yani, başka öyle kötü maç bulamazsınız yani. O maçı da zaten 3-1 falan kaybettik. O maçta da dediğiniz gibi uzaktan bir tane, o da bu ödül müdül var oraya falan da seçim yani. Ben gol yedim ödüle müdüle gidiyor yani. Öyle bir şey olmuş. Ben her zaman maçtan söylerim. Sonra kızağa çekildi zaten, forma giyemedi. Zeki yani. Uçan. Ben her zaman söylerim, iyi kaleci kötü gol yer abi. Evet, bana İhsan hatırlattı, iyi oldu o zaman da bize. İyi kaleci kötü gol yer. Nihat abi de sormuştu böyle bir toplantıda. Dedi o golü nasıl yedin? Dedim yani iyi kaleci kötü gol yer yani. Dedim, doğru. Ya kaleci rüştü
maçı şöyle yaparmış. Bakıyor işte top 90'a gidiyor. Güzel bir gol olacak. Üç sahada güzel bir enstantane olacak. Bile bile bıraktığı toplar olmuş. Sen de süslememek için bıraktığın toplar oluyor muydu? Yok. Genelde ben atlamayı tercih ediyorum. Peki sen ne soracaksın? Ben eski kulübünüz Konya Şekerspor, yeni ismiyle Anadolu Selçuklu Spor'a vefanızı gösteriyorsunuz. Sürekli maçlarına gidiyorsunuz. Şu anki durumlarını nasıl görüyorsunuz? Tekrar bir hoca değişikliği oldu. Bir buçuk sezonda 5 hoca ayrıldı takımdan. Geçmiş dönemde şimdiki takımı nasıl kıyaslarsınız? Neler değişti orada? Ya hani şu anki takım hakkında çok bilgiye sahip değiliz ama hani zaman zaman müsait oldukça maçlarımızın çakışmadığı sürece gidip izliyoruz, destek oluyoruz bir futbolcu olarak. Yani orası, sonuçta orası bizim yani ikinci kulübümüz. Tabii o kulüp içerisinde daha önce beraber oynadığımız arkadaşlarımız da var. Ahmet Önay gibi. Onlara soruyoruz mesela takımın durumunu. Tabii onlar da gereken şeyi gösteriyorlar, Allah razı olsun. Takımlar iyi. İyi takım ama dediğiniz gibi ama şu an hani hak ettikleri yerde değil diye düşünüyorum ben. Tabii sonuçta İlk yarı bitti yanlış hatırlamıyorsam. Devre arasında yapılacak olan takviyeler, tabii iyi geçirecek olan bir kamp dönemi. İkinci yarıya daha farklı, daha bambaşka, dolu dolu futbol oynayan bir Anadolu Selçuklu Spor göreceğiz diye düşünüyorum. Sen ne söyleyeceksin? Valla dediğiniz gibi biz maçları bayağı takip ediyoruz. Çünkü bizim orada arkadaşımız var, onun oynadığı maçlara gidiyorum. Orada ben geçen senede oldum, orada oynadığım için takım arkadaşlarım var. Davet ediyorlar, ben de gidiyorum. Zaten orası da bizim ikinci kulübümüz yani, orada ayrım yapılmıyor. Dediğiniz gibi bayağı hoca değişikliği oldu. Bizim geçen sene de iki hoca değişikliğimiz olmuştu. İlk başta işte iyi başladık. Tabii kötü giden bir şey oldu mu direkt şey fatura hocaya kesiyor veya da hoca kendine kesiyor gidiyor. Yani İhsan'ın dediği gibi devre arası uzun bir zaman var. Orada takviyeler yapılacak, hoca seçimi yapılacak. Anadolu Selçukluları işte istediği yerlerde kalacaktır yani onun üstünde mücadele edecektir. Peki sen transferi düşünüyor musun? Eğer Konyaspor'da fazla forma şansı bulamadın, kendini geliştirmek için yani kaleciler bekledikçe körelir, böyle refleksleri azalır. Sen kendini kurtarmak adına yani kiralık da olsa başka bir takıma gitmeyi istiyor musun? Vallahi işte dediğim gibi bu hafta zaten sezon bitiyor. Yani bakalım evet. Kısmet yani ne çıkacak ne çıkmayacak belli değil. İşte dediğim şans yani burada şans girer, saldı gidersin, kadroya girersin. Ama dediğiniz gibi burada yani genç olduğum için bazı şeyler olmadı. Zamanla bakalım, zaman ne gösterecek yani bakalım. Yani kiralık gitmeye yeşil ışık yakıyor gibisin. Ya işte TTT birincilik takımı olursa yani işte yani dediğim gibi yani hiçbir şey belli değil yani. Gelirse bakarız yani, şartlar uygun olursa, takım yönetim hoca izin verirse, işte benim gideceğim yer iyi bir yer olursa, onlar beni isterse falan. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum zaten, siz dediğiniz gibi. Menajerim bilir. Şu anda aklıma geldi işte, kısmet yani belli olmaz. Bakalım. Peki nasıl kısmet? Kiralık giden arkadaşlarınız için neler söyleyeceksiniz? Bir Ali Dere var ya, zaten Fener'de yenmeyen kalmadı galiba. Ali Dere'de Fenerbahçe'yi yendi 2-1. Daha doğrusu takımıyla birlikte yendi. Atilla Buca'ya gitti. Ali Dere Pite'ye gitti. Muhammed'e gidecekti de o gitmekten vazgeçti. Neler söyleyeceksin kiralık giden arkadaşlar? Tabii sonuçta Süper Lig takımı bir oyuncu mesela oturup düşünmeli. Ya, takım içinde mesela biriyle arası bozuk olabilir. Yönetimde olabilir, hocayla olabilir. Bu adam beni oynatmaz. Düşüncesine kapıldığın zaman tabi otomatikmen gardın düşüyor. Oynayabileceğin bir kulübe gitmek istiyorsun. O da en doğal hakkın yani. Sonuçta burada kalıp da körelmek mi var, gidip orada oynamak mı var yani? Ali Dere olsun, hani ne bileyim Atilla olsun, en ilerini yaptılar diye düşünüyorum. Çünkü bu takımla oynayamayacaklarını düşündükleri için gittiler. Oynayabilecekleri yere. Orada da gayet iyiler. Ali Dere Fethiye'de, Atilla Buca'da. İzliyoruz maçlarını. Çok da iyi oynuyorlar diye düşünüyorum Serkan ben. Serkan ve Semih Aydilek için neler söyleyeceksin peki? Aslında çok karışmış ya. Ya dediğiniz gibi çok karışık. Evet. Yani girecek çıkamayız. Nasıl olur? Yani senin de başın ağrımasın arkadaşlarına karşı. Şöyle güzel bir cümle kur yani. Güzel bir cümle kuruyorum o zaman. ya yönetimle aran kötü olabilir. Hocayla aran kötü olabilir. Veya ne bileyim mutsuzsundur. Bunların hepsini zincirleme kaza haline geliyor. Ortaya mutsuzluk çıkıyor. İkmana isteksiz çıkarsın. Ne bileyim arkadaşını terslersin. Küçükten büyüğe doğru gider.
sonuçta yönetim ve hocanın aldığı bir karar. Saygı duymak lazım. Semih ve Serkan'a da saygı duymak lazım. Herkesin kendine göre bir görüşü vardır. Biz insanlar cahil insanlar değiliz. Birbirimizin görüşlerine saygı duymak zorundayız diye düşünüyorum. Her ikinize de sormak istiyorum. Basında da yer aldı. Ben gözlerimle görmedim ama antrenmanda Umut Tüneker'in Hasan Kavze ile olsun, Ergün Teber ile olsun tartıştı, küfürleşti iddia dedi. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Bir de Calma Hoca'ya küfür etti hazırlık maçında. Küfür etti. Onu bulduk, gördük. Yani hoca dediğimiz yani baba gibi bir şey. İnsan babasına küfür eder mi? Ya da babası çocuğuna küfür ediyor ama uygun olmaz. Hocanın futbolcusuna küfür etmesi. Ya ben şunu söyleyeyim, hani soyunmada muhabbetini de Uğur Hoca'ya sordunuz ya bana. Ya gerçekten çok iyi niyetli bir insan. Hatta 5 vakit namazını kılan bir insan. Hak ve hukuk yani konularında gerçekten dikkat eden bir insan. Ama ya panik, sevinç, ya ister istemez hani bazen insanların ağızlarında küfür falan olayı çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim, hani Hasan Gabze ile Uğur Hoca İtman'da küfürleştiler. Öyle bir şey duymadım ben. Ben İtman'daydım, duymadım. Ya hadi lan veya ne bileyim gel lan buraya git. Çıktır git. Kafanı kırarım hesabı mesela. Ya bunlar falan küfür değil yani. Ya bunlar bir kere olma. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bir futbolcunun hoca ile arasının aşırı derecede samimi olduğundan dolayı geliyordur diye düşünüyorum ben. Ama işte kötü bir niyet değildir yani. Artık bir niyet değildir o. Sevdiğinden dolayı. Konu çarpıtıldı. Bence konu biraz çarpıtıldı yani. Tabii her zamanki gibi yine girer. Kötüsü basılmıyor. Bolu kampında da böyle bir sorun olmuş. Bolu kampında da Serkan Şahin'le de evet. Hoca bayağı bir takip. Tüneker yine. Ne bakıyorsun lan demişti böyle. Ondan sonra zaten Serkan yurt dışına götürülmedi. Peki sen Hasan Kavze'yle bayağı yakınsın bu arada. Ben evet. Çok samimisin. Hasan sana bir şey demedi mi ya? Hoca bana küfür etti. Şöyle oldu böyle oldu diye. Bari sen konuşursan. Valla ben de arkada çalışıyordum kaleci hocasıyla. Ben fazla görmedim. Ben öyle bir şey olsa mesela hoca git dese Hasan abi odaya gidebilirdi yani. Öyle sizin dediğiniz gibi. Ailesini tanıyorum, yalan söyleme. Ben baktım ihbar tamamladıktan sonra hep beraber içeri girdik. Zaten bu yani bir anlık sinir. Yani karşı tarafta yani karşı tarafta biraz sinirli olsa ortam daha da kötü olabilirdi. Yani bu içeride olan bir şeyler yani fazla insanla dediği gibi herhalde çarpıtıldı. Ben fazla şahit olmadım olaya yani. Kaleci hoca ile çalıştım arkada. Bir anda oyun durdu, bir şey oldu ama yani öyle fazla da bir şey olmadı diye gördüm yani ben. Ben her ikinize de sormak istiyorum. Sabri'den başlayacağım. O bayağı bir soğudu, ısınsın. Takımda çok sayıda yabancı oyuncu var. Onlarla gitmesi bilmiyorum. Yeni gelecek oyuncular da var. Bir gruplaşma oldu mu? İşte yabancılar, Türkler, Kamerunlular, Türkler. Ya şu anda bizim takımın en büyük artısı yani abi işte yani büyük küçük değil de abi kardeş olayı var yani takımda yani artık mükemmel. Yabancılarla mesela atıyorum yabancı yani sonuçta sen onun dilini anlamıyorsun. Adam sana gelip de bir şey söyleyemezsin. Adam su ver dese mesela onu anlarsın ama işte şuraya gidelim mi anlayamazsın. Niye o da yabancıyı seçecek yani ama Türkler arasında oluyorsa tabii dediğiniz gibi sıkıntı yani. Türkler arasında da öyle bir şey olmuyor. İhsan mesela atıyorum benimle arası ise öbürüyle de arası iyi. Benim İshak'la aram ise öbürüyle de aram iyi. Dediğiniz gibi işte herkes birbiriyle konuşuyor yani. Hasan abiyle aramız çok iyi. İshak da onunla konuşuyor. Ömer abi de olsa onunla konuşuyor. Yabancılarda yani öyle gruplaşma yok. Dediğim Şekerspor'dan gelenlerle böyle gruplaşma yok. Bir de onlar değil mi? Yani Ömer Ali, İshak, Şekerspor'lar grubu. Onları hep siz çıkardınız zaten. Öyle hiçbir şey yok. Ya öyle bir şey, öyle bir şey. Ondan sonra çıkıyorsunuz yine her zamanki gibi yok işte biz suçluyuz. Bas sen. Ya düşünsene öyle bir şey olsa yani Konyaspor'da kalmış 15 kişi. Konya Şeker'den de gelmiş 3 kişi. Dışarıdan gelmiş 5 kişi. Ya bunlar yabancı diyelim 5 kişi. 15 kişiye nasıl karşı çıkacaksın yani? Öyle bir şey yok yani futbolda öyle. Yani vardır da. Vardır. Öyle bir şey yok yani bizim takımda yok. Yani Şabir'in dediği gibi. Katılıyorum Şabir. Yok. Konuştukların hepsine katılıyorum. Şunu ekleyeceğim ilaveten. Ya sonuçta yabancı dil bilmiyoruz. Yabancılar tabii hep bir araya gelecek. Bizlerle bir araya gelip ne yapacaklar? Ha gelirler, nasıl gelirler? Tercüman olduğu zaman gelirler bizimle bir araya. Sonuçta yabancı dil bilen biriyle duruyor, onunla konuşuyor, anlaşıyor. Bizimle oturduğu zaman anlaşamayacak. Onu kesinlikle çaptırılmaması gereken bu konu bu çünkü. Ama öyle Sabri'nin dediği gibi takımda abilik, kardeşlik gerçekten çok üst düzeyde, üst seviyede. Zaten biz hep ondan kazanıyoruz. Peki yabancılarla ne tür muhabbetler yapıyorsun? Hiç sorma ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hiç kimseyle anlaşamıyorum.
daha Tarzanca. Daha evet, daha evet. Başka bir şey bilmiyoruz. Sen de bilmiyorsun, bilmiyor musun? Yok ben biliyorum. Ya az çok biliyorum. Vücut dili mi? Ya mesela ben Canma mesela İngilizce yani biliyor. Canma İngilizce. Yok Canma İngilizce biliyor zaten. Ben tabii. Canma İngilizce İngilizcesi çok iyi kardeşim. Ben biraz çalıştı. Biraz alt kelime öğreniyor. Mesela Canma ile benim aram iyi yani. Mesela Charles'la zaten aram iyi. Konuşuyor şimdi. Sen de zencilerle. Zaten takımda zenci var başka da yok. Sonra işte mesela Charles bana bir gün Slovenya'dayız. Sen benim Türkçe öğretmenisin dedi. Ben de böyle yaptım ya. O zaman dedim sen de benim İngilizce öğretmenisin mesela. Öyle konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Dediğin gibi Tarzanca da olabilir. Mesela elinle hareket ediyorsun. O anlıyor zaten. Vücut diliyiz. Biz... Boşver. Yani onlarla aramız iyi. Bizim sıkıntı yok mesela. Ömer Ali de olsun. Canma'yla Manma'yla araları iyi yani. Aynı mevkide oynuyor ama adamlara araları iyi yani. Peki olmuyor. Yemek yapıyor musunuz onlara? Menemendir. Türk yemeklerini biliyorlar mı? Alışabildiler mi? Aranızda yemek yapıyor yani. Musunuz? Eve davet ediyor musunuz? Aramızda... Oldu mu yani? Ya, tabii hani illaki oluyordur. Edenler de var. Oluyor mu? Yani, edenler var, edenler var ya biliyorum da. Ha, ben yapmadım. Yani yalana gerek yok. Evet. Peki Gekas hakkında neler söyleyeceksiniz? Aslında takımda çok sayıda yıldız oyuncu var. Yani hayal edemediğimiz derecede. Ben bile hayal edemezdim Tanje'nin Gekas'ın Konyaspor'a geleceğini yani. Bir baktım Gekas ve Tanje tatlayacaklar. Siz neler hissettiniz yani? Yıldız oyuncu geliyor, sizinle birlikte çalışıyor. Bir heyecanlanma olur mu? Ya Gekas geliyormuş buraya bana. Mesela Gekas geçen sene Akhisar'ı tek başına kümede tuttu. Ama burada yok. Tek başına bir adam. Ve burada ekleme. Tek başına bir adam. Adam orada Akhisar'ı kümede tuttu mesela. Birçok sayıda da gol attı. Tabi müthiş bir gol olduğuna inanıyorsun. Düşünüyorsun ki gözünden görüyorsun. Ertesi yıl bakıyorsun aynı kulüptesin. Aynı arma altında mücadele ediyorsun. Müthiş bir duygu ya. Yani sizin de dediğiniz gibi belki daha bir çıkış yakalayamadı ama gerçekten ben kendisini çok takdir ediyorum ve müthiş profesyonel bir insan. Çok kez böyle denk geldim hani odasına gidiyorum. Tabii bir de bunun yanında şey var, tercümanı var. Kendine nasıl bakıyor bilemezsin. Ne yapıyor mesela? Neler ama yapmıyor ki ya? Yani. Neler yapmıyor ki adam ya hani enerji bakımından diyeyim sana. Ya muzdur, ne bileyim meyvedir, enerji içeriklerdir. Adam odasından eksik olmuyor ya. Yani tam bir profesyonel gibi yaşıyor diyebilirim yani. Sen de kur fasulye pilava devam. Biz Konya etli ekmek. Peki İtanje ile aran nasıl abi? İtanje ile aramız iyi ya. Onlar İtanje'nin oğlu bu ya. Ya şimdi şey diyeyim yani onlar ne, kapabiliyor musun bir şeyler anlatıyor mu? Ya öyle bir şey olmuyor. Zaten ben yani buraya gelesiye kadar yani bazı maçta oynamışım yani. En üstümüzde oynadım, en altımda oynadım. Mesela Fenerbahçe karşı da oynuyorsun atıyorum. İkincilikte bir takıma karşı da oynadım yani. İtence tabii öyle fazla yardımı olmadı. Yani mesela benim dediğim gibi rahmetli olsun Ziya Aydın, Akın vardı. Bunlar bana mesela bunlar da çok konuştuk ettik yani şunu yap bunu yap. Ama şimdi ya burada böyle bir şey olmadı ya. Ama İtence ile aramız iyi yani fena değil. Peki. Ya sonuçta rakibim yani bu biraz da iyi değil. Çok sayıda yenilen goller var aslında. Evet. Averajımız eksi de yanlış hatırlamıyorsam. İtanje'yi hatalı buluyor musun yoksa savunmadan problem var? Yoksa takım halinde bir kötülük mü var? Yan vallahi top zaafı olduğuna inanıyor musun daha doğrusu? Yani çünkü zaaf ya şimdi topla... o benim rakibim, onun hakkında konuşmam yani doğru olmaz. Ama şöyle baktığımda yenilen tabii bayağı gol var. Bunun faturasını hoca işte kime çıkarsa çıkaracak onu. Hoca karar verecek onu. Şimdi biz karar verir miyiz? Bayağı işte dediğiniz gibi avaraj eksi de yani. Bir de İtence buraya geldiğinde iyi kaleci olur mesela. İlk 2 hafta, 3 haftayı götürdü. Sonra tabii bir düşüş oldu. Onu nedeni de bilmiyorum yani. Zaten onun kararında iyi kaleci, kötü kaleci mi hoca verecek. Yani biz bir şey yok yani. Biz ona karar veremeyiz. Fatih'e de gideceğim ama şunu soruyorum, özür diliyorum. Yabancılarda bir Konya'ya alışmama sıkıntısı oldu mu? Onlar çünkü çok narindir, el bebek gül bebek büyütülmüş. Biz Konyalılarda, Türklerde yani yabancıya karşı ayrı bir sempati var yani. Kendi evlatlarımız bağrımıza basmayız, onlara bir daha sıcak davranırız. Bundan da bir kıskançlık duyuyor. O ikinci dediğinize katılıyorum da ilk dediğinize katılmıyorum. Hani gerçekten her şeyi beğeniyorlar ya hani. Yemek konusu olsun ne bileyim böyle sağa sola gidip gezdikleri zaman gerçekten güzel bir yermiş diyorlar yani. İkinci konu hakkında el bebek gül bebek besleriz onları. Ya maalesef maalesef bir tek burada değil yani Türkiye'de öyle yani. Hani tabiri caizse
yabancı olsun da nasıl olursa olsun. Elin tavuğu kaz geliyor yani, öyle mi? Sabri sen ne diyeceksin bu konuda? Valla sizin önünüz kapatılıyor mu yani yabancı oyuncular getirdiler ya? Onu işte... Bir tutturulmuşlar yani, yerli oyuncu sıkıntısı var diye. Yerli oyuncu sıkıntısı yok kesinlikle yani. Bunu gelecek sene göreceksiniz, sizin de biliyorsunuzdur. Yabancı kontenjanı iyice azalacak. O zaman ne olacak? Türkler bu sefer el bebek bir bebek olacak. Yabancılar da göreceğiz. O zaman işte Türklerin fiyatı daha çok artacak. Yabancı gel oyna, oynayabiliyorsan oynayabilecekler işte. Konya'ya alışma konusunda da yani bizim mükemmel bir şehrimiz var. Coğrafyaya baktığınızda en büyük şehirlerden birisi Konya. Ama işte şöyle söyleyeyim, atıyorum alışveriş merkezi kaç tane var? 2 tane var. Şimdi İstanbul'dan bir adam gelip de buraya Konya çok iyi diyemezsin. Adamı kandıramazsın yani. İstanbul'dan geliyor, İzmir'den geliyor. Hani diyecek Antalya'dan geliyor. Deniz çok mesela, adamı nasıl kandıracağım? Şimdi sen şeyi nasıl kandırabilirsin? Jalma Porto'dan gelmiş mesela. Onu nasıl kandırır? Bura mükemmel şehir diyebilir misin mesela? Diyemezsin. Böyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sonuçta buraya herkes ekmek parası için kazanıyor. Ekmek parası kazanmak için geliyor. Bura şehir güzelmiş, ben iyiyim. Zaten futbolcu oynadı mı mutlu, parasını aldı mı mutlu. Diğerine bakmadı yani. Peki yabancı oyuncuları Konya'da belli mekanlara götürdünüz mü? Mesela Meram'la, Meram Bağları'na veya daha değişik mekanlara. Mesela Selim arkadaşımız Meram tarafına bir kafa açmış. Gerçekten güzel bir kafa açmış. Takdir etmek lazım. Takımda bazı arkadaşlarımız yani özellikle yabancılar gidiyorlar yani ve çok memnunlarmış. Peki Süper Lig'de 16 hafta geride kaldı. Evet. 4 büyük maçı da Konyaspor oynadı. Seni zorlayan oyunculardan hangisi oldu? Beni zorlayan. Büyük maçlarda böyle zorlandın orta sahada. Zaten 8. hafta sakatlandım ben. Bir hani 8. haftaya kadar büyük takımlardan sadece ilk hafta Fenerbahçe karşı oynadım. Tek zorlandığım oyuncu Durkayt oldu. Yerinde durmuyor çünkü. Ben de durmuyorum. Sıkıntı orada. Ama diğer Beşiktaş Galatasaray maçları olsun. O maçlarda sakatlanmıştım çünkü. Sakatlığım devam ediyordu hala. Şans bulamadım ama inşallah ikinci yarı buluruz. Peki rakibe göre hazırlanıyor musun? Mesela bu hafta diyelim Trabzonspor maçı var. Orta sahada Kovman oynuyor diyelim. Veya Beşiktaş'ta Fernandez oynuyor. Ona göre kendini hazırlıyor musun? Mesela ben hani şöyle söyleyeyim. Ben hep böyle hazırlanırım. Atıyorum sizin de dediğiniz gibi Trabzonspor'la mı oynayacağız? Ortada kim oynuyor? Kolman, Alenzinho. Tabi bir hafta boyunca mesela seedleri çekip onu izleyebiliyorsun. Nerede ne hareketler yapıyor? Yani topla dribbling'leri nasıl? Nasıl önlem alabilirim? İşte buna yakın olursam oynatmam. Ya bu Türk düşünceleri yapıyoruz yani, tatlı bir şeyler. Konuyu biraz daha toparlayalım artık. Programımızın bitmesine çok az bir süre kaldı. Günümüze dönelim artık. Mesut Bakkal geldi. Evet. Bir detayla anlatırsanız eğer Mesut Hoca'yı nasıl buldun? Size karşı davranışları nasıl? Bize göre çok sıcakkanlı birisi, çok konuşkan birisi, esprili birisi. Siz nasıl buldunuz? Alışabildiniz mi? Ben hani kendi adıma konuşayım. Ben hocada mesela şu şeyi gördüm. Gerçekten çok güzel bir şey o da. Hani bu büyükmüş, bu küçükmüş, bu işte oynadığı büyük takımda orada oynamış, sonra gelmiş, sen küçüksün falan, öyle bir ayrım yapmıyor. Herkese eşit davranmaya çalışıyor. Bu da biz gençler adına konuşayım. Bizim için çok sevindirici bir durum yani. Ha ben kendim otomatik olarak mesela psikolojim bozulurdu. Ya sonuçta yıllarca Süper Lig'de hocalık yapıyorsun. Ve yıllarca bizim Süper Lig'deki ilk senemiz. Yıllarca Süper Lig'de oynayan birçok futbolcu var takımda. Başka mesela örnek vereyim, X bir hoca olur. Onlara öncülük tanıyor. Tanıyor olabilir de yani. Ama bu hocada öyle bir şey görmedim ben. Herkese eşit davranıyor. Neşeli. Yani itmanlarımız neşeli geçiyor. Bırbır şamata. Çok da güzel. Bunda Kayseri Sabri'nin dediği gibi oradan alınan bir puana yansıttık yani. Orada gerçekten müthiş mücadele ettik. Peki Sabri sen itmanları nasıl biliyorsun? Mükemmel gidiyor. Yani hoca da zaten sürekli etrafa pozitif saçıyor. Bunu siz de anlamışsınız zaten. Yani sürekli size de gülüyor, bize de gülüyor. İhsan'la dediği gibi hiçbir ayrım yok. Yani o 15 yaşında, bu 25 yaşında, o Galatasaray'da oynamış, bu işte ikincilikten gelmiş, öyle bir ayrım yok. Benim şimdiki çalıştığım kaleci hoca da hem mükemmel insan hem mükemmel hoca yani. Onu hemen zaten hissedebiliyorsun. Bize inanın çok şeyler katacaklar yani. Bunu hem devre arası kampı da geldiği için iyi oldu bizim için. Hem zamanımız da çok. Bunu ikinci yarı daha çok göreceksiniz. İyi yani hocalar karşı hiçbir sıkıntımız yok. Zaten ekipte biliyorsunuz Konya Spor'da oynamış Ümit Bozkurt var. Stoper attı işte olsun, defans attı, o yardımcı olacak. İsmet Hoca var zaten, herkes biliyor, o da orta sahanın ikinde. Yani zaten Almanlarımız var. Evet. Düşünün yani antrenmandan sonra mesela biz yoruluyoruz ama
Onlar işte gelin filan diyorlar, konuşma tarzı olsun. Yanında bir tane çevirmeni var, o da bizim hocamız. O da Almanya'dan gelmiş. Yani gidiyorsun onunla tekrar bir daha salona giriyorsun, çalışıyorsun yani. Bu mükemmel bir şey. Herkes yani çalışmak istiyor. Yeni bir hocayla heyecan geldi. Tekrar formaya kapmak. Herkese şimdi birer fırsat daha geldi yani. Herkes tekrar oynayacak. Öbürleri oturacak, öbürleri oynayacak yani. Peki İsak, takımda çok sayıda oyuncu vardı. Kadro bir aylık şişmişti yani. Evet. Bu sizin için de negatif bir hava yansıtıyor muydu yani? Ya yok, bir kere anlamında yok. Aranızda tartışma martışma, nerede çöplük orada yok. Yok dedi. yok. Bir kere hani kendi adıma konuşayım. Benim yetkim de ne kadar oyuncu olursa olsun, ya bu bence bir futbolcudan çok güzel bir şey. Çünkü çokluk rekabete yol açar. Rekabet de takımın başarısı, başarılı olmasını en büyük etki odur yani. Sonuçta şöyle bir düşünceye kapılırsın ya. Ya çok oyuncu var ya, benim çok çalışmam lazım, asılmam lazım. En önde olmam lazım ya. O 3.5'da benim 5 koşmam lazım. Rekabet yani, nerede rekabet varsa orada nerede başarı gelir yani. Çokluk orada tokluk yani, öyle mi? Aynen. Güzeldi o da. Artık toparlayalım, devre arasına geldik. Devre arasında neler yapacaksınız? Bir haftalık bir tatil var, daha sonra Antalya'ya gideceksiniz. Tatilde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ben Miami. Konya'mla özdeşleşmiş bir insanım. Uludağ'a çıkacak mısınız? İzinlerde falan ben hep Konya'da olurum. Öyle şehirler arasında, yani şehir dışına pek çıkmıyorum. O izinlerde genelde ailem ve takımda arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Zaten Konyalı Ahmet, Ömer Ali, Sabri, ben hep beraber oluruz. İzlerimde beraber takılıyoruz, yani beraber geziyoruz. Sen neler yapacaksın sen? Vallahi benim plan yaptığım gibi ilk önce aileme zaman geçireceğim tabii ki. Yani ailemi neredeyse ara sıra görmüyoruz. Antrenman sabah oluyor işte filan. Ben gittiğimde onlar uyumuş oluyor filan, öyle de oluyor. İlk önce ailemle zaman geçirdim falan. Bir planım var, belki onu yapabilirim. Konya dışına, Konya dışına çıkabilirim. Oğlum hani beraber kalacaktık. Konya dışına çıkabilirim. Zaten önümüzde yılbaşı. Diyor ya. Yılbaşı falan. Satış. Yani bakalım, bir Konya dışına çıkalım artık. Peki evlilik var mı, evlilik? Artık kendinizi dizginlemeniz lazım yani, değil mi? Kazanovalı bir kenara bıraksak yani. Tabii. Efendim? Kazanovalı bir kenara bırak, ayakkabı değiştirir gibi. Yok. Daha gençler ya. Burak biraz yok, gerçekten yani çok, ya, çok önemli bir konuya değindi ama. 82 doğumlu bir adam, 83 doğumlu. Kaç doğumlu? Söylesene. 81. Yok, gerçekten hani ben mesela genç yaşta evlenilmeli diye düşünüyorum bir futbolcunun ya. Çünkü hayatın düzene gider, para tutarsın en azından. Batuhan Karadeniz de öyle yapmıştı. Ya benim hani var öyle bir düşüncem, Allah'a şükür. Hani ciddi bir ilişkimiz de var. Nasip kısmet olursa bir iki yıla kadar evli düşünüyorum ya. Gerçek yaşı kaç peki? Gerçek yaşın mı? Evet. 91. Kemik yaşın. 91. Evet. 91 yaşındasın. Böyle. 91 doğumlusun değil mi? 91 doğumlu. Ben daha küçük sanıyordum ama. Yok. Daha büyük sanıyordum. Yok. Ne dediğini bilmiyorsun, soru soruyorsun. Yok, o yaştan. Yok, gerçekten ben milli takım 2007-2008 yılında Ankara'ya milli takım seçmeleri gitmiştik. Orada da bu yaş problem edilmişti. Milli takım hocaları vardı. Hatta Ankara'da Celal Kıbrıs'ta olması lazım. Evet. Onlarla beraber hastaneye gittik. Kemik testine girdik. 8 ay mı çıktı? Öyle bir şey çıkmıştı. 8 ayla? Evet. Yani 91. Peki sana ne soracaktı? Evlilik mi? Ha, evlilik. Yok, ben kardeşim evliliği düşünmüyor. 30 yaşında evlenecek. Aynen, ben şu anda rahatım yani. Evlilik daha düşünmüyoruz. Kısmet yani, ne zaman ne olacağı da bilmiyorum. Mesela İshak 2 seneye kadar evleneceğim diyor. Belki ben 1 sene sonra evleneceğim yani. Yani kısmet bu. Kimin kısmeti nereden belli değil. Bakalım hayat. Zamanla her şeyi göreceğiz yani. Şu an size askerlik yok galiba ama hemen bedeli yapıp kurtulmak istiyor musunuz yoksa? Yok, ben gideceğim, paşa paşa yapacağım. paşa yapacağım. Vatan borcu. Zaten vatan borcu. Bedelli bize vurmuyor ya. Ya kaç, 25 falan herhalde öyle bir. Evlendin, çocuklarına ileride askerlik anılarını anlatacaksın. Ne diyeceğim, bankaya kadar en büyük asker bizim asker, bitti. Yok, dolu dolu anlatacaksın onları. Ya bulursun sen hikaye, ne olacak? Yok ne, ben yalancı mıyım daha hikaye bulacağım? Yüksek askere gitmeden bir soru bir daha sor. Tabii ben gittim geldim. Hakkari Yüksek Ova'da yaptım ben. Yok artık. Abi canım. Aa, yok artık. Neyse, kapatalım artık programı. Gerçekten soru soracak mısın? Ben hem İsa hem de Ahmet'e sormak istiyorum. Kendi mevkilerinizde beğendiğiniz Türk ve yabancı oyuncular hangileridir? Mesela senin benim Türkiye'de orta benim, sahalar Türkiye'den. Türkiye'de Fernandes, Emre Belözoğlu. Yurt dışında, Avrupa'da ise Barcelona, Xavi, Iniesta ikilisi.
Peki senin Ahmet Sabri? Onları izliyorum mesela, sözünü kesin affedersin. Moralim bozuluyor. Futbolu bırakasım geliyor. Xavi ile Iniesta'yı izledim. Topçuysa ben neyim? Aynen. Sonradan anladım. Yok anladım bir tanesi. Benim Türkiye'de Volkan Demirel. Mesela ben bir ara 23 numara forma giydim. Volkan Demirel yani. O da küçükken. Yani bir şeye başlarken zaten birini örnek alarak başlıyorsun. Bunlardan biri Volkan Demirel'di. Hala çok beğeniyorum. Yurt dışında da Casillas. Yani düşün adam 17 yaşında bu yana hep Real Madrid'de. Ama onun da vakti doldu artık. 3-5 seneye oradayım. Casillas demesinin sebebi, en büyük sebebi rahmetli yani. Evet. Çünkü Casillas'ı özendiriyordu ve ona da benziyordu. Casillas. Hatta biz Casi diyorduk ona. Lakaba gelmişken ben de İsa Gattuso diyorum. Sakallar, makallar. Gattuso. Peki takımdaki lakapları sayarsanız eğer. Benim bildiğim bir Şeker var. Ali Turan. Ali Turan. Ali Turan Şeker, Ömer Ali Şişko, Muhammed Rukuslu Doli, Sabri Panter. Bana her türlü söylüyorlar. Gattuso, Kertenkele, Isaac. Ben de anlamıyorum ya. Birini söyleyin ya da hiç söylemeyin. Ondan sonra işte böyle. Selim'e ne? Selim'e ne diyorlar? Selim'e çirkin diyor. Çirkin diyor. Çirkin. Başka var mı hatırlamadım. Tolgay ne diyorsunuz? Efendim? Tolgay. Alman panzeri diyorlar ona. Nasıl Alman panzeri. Ben de anlamadım. Nasıl panzer de bilemedim ben. Sarışın ya bayağı bir Almanya'da. Evet oradan yola çıkmış olabilirler. Panzer olması için bayağı güçlü kuvvetli olması lazım ama. Maşallah yok güçlü çok güçlü. Fitness'ten yatıp fitness'ta kalkıyor ya. Kahvaltısını oraya götürüyordun. Cidden mi? Evet Tolga ama fazla dışarı çıkmıyor. Fazla bir aktif değil o. Kim diyor çıkmıyor diyor. Kendi. Bak mesela hani Twitter'da Facebook'ta görüyoruz. Selim Ay olsun sen. Yani sürekli dolaşıyorsunuz. O işini gizli mi yapıyor yani? Şimdi olayı farklı bir çekmeye gerek yok. Bir şey vardır da sanki biz de çok şey yapıyormuşuz gibi konuştum da. Yapamıyoruz. Yok. Ya mesela beni hiç görebiliyor musun? Görmüyorum. Yani şey yaparsın. Sen dediğin şu anı karda yürüyüşünü belli etmez de. Ben kimseden gizli saklım yok ya. Ben Allah'ım beni otururum. Her gün Bosna'da. Bir yere gider otururum. Gelsin bana sorsunlar ya. Niye gidiyorsun diye. Ben o saha içinde işimi yapıyorsam saha dışında bana kimse karşılamaz. Peki güzel. Başka eklemek istediğiniz var mı? Özellikle bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bakalım Konya basını takip ediyor musunuz? Mesela yenilgilerden sonra gazete okuyor musunuz? Sonuçta Konya'da yaşıyoruz tabii. Konya'mızın yerel gazetelerini okuyoruz maçtan sonra. Tabii taraftarlarımızın da bize olan tepkisi veya olumlu olumsuz. Onları okuyoruz. Eleştiriler geldiğinde ne hissediyorsunuz? Bayağı bir eleştiri. Futbolcusun her türlü eleştiri gelebilir yani. Ama dikkat ettim mesela. Gelen hep eleştiriler, çekirdek çitlemeye gelenler bunlar. Hep onlardan eleştiri geliyor. Yani basında ya eleştiri siz basın yapın mesela, biz hani size saygı duyarız. Sonuçta kişi bir, aynen işiniz yani. Ya bir de dikkat edin yani biz direkt kişilik yönünden, karakter yönünden hiç haber yapmadık. Mesela siz böyle sürekli takılıyorsunuz kafelerde öyle böyle. Biz hiçbir zaman bel altı vurmadık. Hep oyunla alakalı, işinizle alakalı. Yani bunu da bilip sadece oyun hakkında biz eleştirdik. Zaten sizin de o programa çıkma sebebiniz, o programı yapma sebebiniz futbol zaten. Yani. Bir futbolcu veya işte o kafeye gidiyor, bu kafeye gidiyor muhabbeti konuşmaması lazım orada. Futbol. Hatamız neyse futboldaki olan hatalarımı söyleyeceksiniz. Ki söylüyorsunuz da. Evet. Tabii zaman zaman futbol psikolojisi farklı nereye çekiyor, çekebilirler de. Ama sizin de hani kötü niyetle söylediğinizi düşünmüyorum ben hani. Sonuçta hepimiz Konya'da, Konyalıyız. Konya Spor'u arması için. Ve tabii Konya Spor'u için, Konya Spor'u arması için. Hep beraber büyümek olmamız lazım takımın başarısı için. Yeri gelecek kavga yapacağız. Niye? Başarı için. Kavga olmayan yerde başarı olmaz. Peki adam var diyeceksin. Yapma diyeceksin. Sen neler söyleyeceksin sonra? Vallahi Konyalı olduğumuz için bütün gazeteleri takip ediyoruz zaten. Takip etmesen de eninde sonunda birileri söylüyor yani işte seni buraya. Aslında bu iyi bir şey yani. Çünkü futbolcu sürekli iyi olmak zorunda. İyi olduğumuz zaten o gazetelerin yazısı da yazması da. Daha bazı futbolcular var mesela bizde Konyalı olarak bizde bu sıkıntı yani. Biz Konya çocuğumuz olsun takımı çok düşünüyoruz. Takım işte böyle olsa biz şöyle oluruz. İşte takım şöyle olsun da biz şöyle olalım filan. Yani bunlar bizim için artı bir şey yani pozisyon. Yani sürekli iyi olmak zorundasın. Zaten Konya'dasın. Sürekli iyi olmak zorundasın. Bence bu kötü bir şey değil ya. Siz de eleştireceksiniz zaten. İhsan da dedi mi? İşiniz bu. Ama işte İhsan da dedi mesela ben geçen sene İskenderun Demir Çelik maçı vardı. Biz o maçı yanılmıyorsam 1-1 evet. Yensek lideriz. Ya hiç tanımıyorum. Yani röportajı beni çağırdı. Yani gazeteci görsem tanırım. Ya dedi ki işte lider olacaksınız. Maçı kaldıramadınız. Ya şunu şöyle duracaksın. Sen kimsin diyeceksin.
Yani benim kaç kere antrenmanıma geldik yani. Benim kaç kere ilk maça gelmiştir ha yani. %100 ilk maça geldi. Ben çünkü hiç görmedim yani, gazeteci. Onu biliyorum. Hatta spor programı da yapıyor. Sonradan denk geldim bir iki. Ya sen kimsin de bana o soruyu soruyorsun yani. Sen beni kaç kere geldin? Sen beni tesiste kaç kere geldin, antrenmanı izledin yani. Ya sorabilirsin ama mesela ben görüyorum ya bu ekip, ya ben yemin ediyorum hepinizi ayrı ayrı gazeteci zannediyorum ya, veya da ayrı bir TV programına zannediyorum. İşte hepinizi görünce dedim Allah Allah, bunlar hepsi bir ekipmiş yani. Ben mesela şu anda şaşkınım ya, ilk geldiğim zaman şaşırdım yani. Üçünüz de geliyorsunuz, üçünüz de aynı itman ediyor. Yani sen tek gelebilirsin yani, sen öbürlerinin gelmesine gerek yok. Anladın mı yani, siz her türlü konuşabilirsin mesela. Yani isim vereyim, bizim Nihat abi olsun, Conti olsun mesela, siz konuşabilirsiniz ama ne bileyim yani, öbürlerini ben mesela sayarken aklıma gelmedi yani, siz aklıma geldi. Yani öbür adam bana geldi böyle sorunca sinirlendim, şok, ters, yani. Şok oldum ya, ters bir cevap vereceğim. Sen kimsin ya? Ters bir cevap vereceğim, olmayacak. Adam direkt diyor ki, çok merak işte rehavete kapılmışsınız. Sen beni tanıyor musun ki, değil mi? Rehavete kapılsan ben 10 bin kişi arasında, Balıkesir'de bir puan almış gelmişim. Artı 10-15 bin kişi arasında da Yeni Malatya'dan bir puan almış gelmişim. Yani bu neyin rehaveti yani? Şunu söyleyeyim. Elazığ maçı vardı yanılmıyorsam. Kalede Gürsel vardı. O maçta senin görev almış mıydın? Yedek kaleci miydin yoksa... Dışarıdaki maçta mı? Evet evet. Bayağı olaylı maç. Olaylı maçta... Sen var mıydın? Olayın bütün kahramanı benim. Rahmetli sağın ortasına bırakın. Olayın kahramanı benim ya. Program bitti, bitemedik. Devam et. Anlatsana. Anlatsana, bitirelim. Çok önemli maç. Maçtan önce gidilir, çıkılır sahaya. Zemine falan bakılır. O gün de... Bir de ligin bitmesine 7-8 hafta var. Elazığ lider, biz ikinciyiz, aramızda 12 puan fark var. Son hafta Elazığ'la 12 puan fark indirmişiz 1 puana. Şampiyonluk maçı ya. Gittik çıktık sahaya. Tribün full ya, tıklım tıklım. Boş yer bulamazsın. Rahmetli de yanımda şimdi. Orta sahaya falan geliyor böyle. Rahmetli sağa sola şöyle bakıyor ama boş yer bulamazsın ya. Hani bu polis yerlerinin oturması şeyler olur ya böyle, şerit çekilir sarı veya mavi gibi. Oralar bile gözükmüyor, full. Tıklım tıklım full boş diyebilirsin. Neyse, omuzu dürtüyor böyle. Oğlum adamım diyor, biz buradan nasıl çıkacağız lan diyor. Dedim abi rahat ol, bir tane atar gideriz. Dememle iki kişi atladı. Hani konuşuyoruz ama atladı herhalde, şeydir onlar amigo. Hani küfürlü falan şey yaptılar. Ben de şöyle yaptım. Şunu yapmamla stat yıkıldı. Yeşil alan bulamazsın. Polisin arkasına kaçıyorum. Uzak dur benden diyor, git diyor. Kaçacak yer yok. Tabii canım. Kaçacak yer yok. Yani suçum yok tamam. Suçlu ben oldum orada. Taraftarı sahaya indirmekle. Ama gerçi olaylı, bayağı bir olaylı maç oldu. Maç anlasana, olaylar oldu. Para atıldı. Sahaya inmeler oldu ya, galiba. Para mı dersin, çakmak mı dersin, kaldırım taşları mı dersin, bıçak mı dersin? Yıldırarak kazandılar yani. Ama 1-0 öne geçmiştik yok, değil mi? Yok, yok. Yıldırarak değil. Orada biz çok oynadık da hakem sağ olsun maçı katletti ya. 1-0 öne geçmiştik. 2-1. 1-0 öne geçtik. Penaltı vardı. Göksu gol atmıştı. Evet. 2-1 yenildi ilk. Sonra playofflara kaldık. Playoff yenildik zaten. İshak, senin olaylı maçın bitmiyor tabii. Bir de Samsun maçı var. Kırmızı kartı çünkü. Yani şorta bir forma katma olayı var, bir şeyler var, bir anlatsana onu. Ya şimdi biz Şekerspor'da oynarken ben Sabri'yi bilir, Ziya abi de vardı. Ziya abi çok deli dolu bir insan. Yani gülerken bile gülüyor mu, kızıyor mu bilemezsin. Acayip böyle şey var. Ziya Aydın değil mi? Evet. Ziya Aydın. Şimdi bu canım. Maç bitti mi? Maç bitti, o zaman Alanya ile oynuyoruz. Alanya'yı yenersek playofflara kalıyoruz. Ama Alanya'da yenilirse küme düşecek. Öyle bir maç. 0-0 kaldık. Maçın hakemi Tolga Özkalfa mıydı? Tolga Özkalfa mıydı? Evet. İki tane golümüzü vermedi bizim. Nizami golümüzü vermedi. Maç bitti. Ya rakip oyunculardan birisi bizim kulübeye doğru döndü, hareket çekti. Ben de Ziya bir şey dürtme abi dedim, hareket çekti. Kim bu falan böyle çıktık sahaya. Bildiğin kavgaya girdik yani. Necat abi. Ben mesela giderken formamı çıkardım. Öyle kavgaya girdim mesela. Ömer Ali sağ olsun kardeşim formasıyla gitmiş. Hiçbir şey yapmadı. Alt maç ceza yedi. Çünkü ben formam yok sırtımda, nasıl görecek? O an orada aklıma o geldi. Samsun maçından sonra bir şeyler oldu. Hocayla biri mi tartışmış, ne arasında biri mi tartışmış. Tribün taraftar sahaya indi. Yumruklaşma falan var. Şimdi hakem ortadan kavga oldu. Hoca veya Ars bir Samsun Spor'un yöneticisi mi artık, taraftar mı ne? Birbirlerine yumruk sallıyorlar. Hakem de olayın olduğu yeri kesiyor. Ben de oradayım. Son odanın inişi çünkü orası. Ya ben de formamı çıkardım. Şimdi bakacak 87 numara. O da herhalde olayın içine diyecek.
ceza gelecek. Ben de çıkardım. Hadi madem çıkardın niye şortun içine koy? Elinde tut. O anki psikolojik işte. Yani deli bırakmıyorsun. Ben de şortumun içine koydum. Abi sağ olsun Samsun yerel gazeteciler çekmiş olayı farklarına yansıtmışlar. Gerçekten çok üzüldüm yani. O bayağı bir üzmüştü beni. Öyle bir düşünce yok. Ki karakterime sığmaz yani. Bugün hareket yapacağım belki seneye ekmek falan orada olacak. Oraya gideceğim ya. Öyle bir şeye geçti. Evet değerli izleyenler, bu hafta Konyaspor'un iki genç oyuncusuyla birlikteydik. Birisi Konyaspor'un kalesini ele geçirmeye çalışan Ahmet Sabri Fener ve orta sahanın dinamolarından İshak Çakmak'tı. Çok samimi açıklamalarda bulundular. İkisi de geleceğin yıldız adayları arasında gösteriyorlar. Kendileri çok samimi açıklamalarda bulundular. Gerçekten çok işlendiler. Bütün bilinmeyenleri bize aktardılar, belirttiler. Siz seyircilerimize paylaştılar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.